temel bir soruyla başlayacağım. Bize Murat Han, Azeroth'taki Old God kavramını bir anlatır mısın? Yani Old God nedir? Neyi yansıtıyor? Biz hani onu bilerek bir başlayalım işe, konuşmaya. Abi Azeroth'takinden çok, çünkü ben konuya şöyle gireceğim. Azeroth'takinden girmek istemiyorum çünkü Chronicles geldikten sonra şöyle bir şey oldu. Chronicles'dan önce Old God'lar böyle çok daha böyle şeydi. Sargeras'tan bile eşitler neredeyse. Yani çok aşırı güçlülerdi ve aslında Lord'daki en ciddi tehlikelerdi ve en korkunç tehlikelerdi. Ama Chronicles çıktıktan sonra şöyle bir mantık olmuştu insanlarda. Abi işte Void Lord'ların paraziti. İşte çok bir şey, çok bir şey değil, şöyle oldu hani. Old God'lar var, işte Void var. Ben böyle anlatmak istemiyorum. Çünkü cidden böyle deyince Old God'ların özellikle Chronicles'tan sonra bunu ben çok kötü harcandılar. Böyle. Çok güçlüleştirdiler bizim gözümüzde. Void Lord'lar var, tamam paraziti oluyor, bu kadar diye. Ben Old God'ların esinlenildiği yer şurası. Lovecraft, daha çok da Cthulhu hikayesinden geliyor. Evet. Lovecraft o kadar hakim değil mi bu? Daha ki bazı insanlar Lord Keeper keşke bulduysa. Çok güzel konuşuyor. Ama yine de tahminen biliyorum az çok. Şimdi bu Cthulhu'nun çağrısı öyküsü var zaten. Biliyorum. H.P. Lovecraft'ın. Evet. Orada işte bize tanıtılan Aturgatlar, Great Old One'lar, işte o Aturgatlar böyle evrenin dışındaki çok psikodelik canlılar, onlara vakti gelince. Great Old One'larla Old One'lar da Cthulhu ve ırk. İşte bu Cthulhu ve ırkı dünyaya uzaydan geliyor. Aynı Void Lord'lar tarafından Old God'ların fırlatılması gibi. Tamam. Başka bir gezegenden geziyorlar. Kadim bir uzaylı, işte dünyada medeniyet kuruyorlar. Yıldızlar belli bir şekli değiştirince de ölme şeylerine geçiyorlar ama... Bu şimdi ama senin yani Cthulhu'nun çağrısındaki hikayedeki Old One gibi. Şu anda pek bizim Old God şeyi gibi bir değil. Doğru muyum? Evet ama bağlayacağım, merak etme. Ve Cthulhu bunları ölmek üzereyken büyü yapıp hepsini uykuya geçiriyor ama... Bunu şu yılda anlatıyorum. Ölmekle uyku Old God'lar için biraz şey, hani aynı yani. Hani mesela onlar için Wakening var yani. Anladım. Yani şöyle bir basitçe, hani aptal bir mantıkla atıyorum, boş bir şeyle şunu söyleyebilir miyim? O zaman biz sürekli olarak Nyalotha hakkında Sleeping City, işte Sleepinger dediği, yani aslında bunların ölülerinin bulunduğu yer gibi ya da gerçekten işte aslında fiziki bir düzlem ama bunların uykuya zorla yatırıldığı yer gibi bir yer mi yani? Onu da konuşacağız işte bu. Biraz kutulu yazandırmazlar. İşte bunları büyüye sokuyor, vakti gelince hepsi uyandırıyor. Uykudalar ama uykudayken de insanlara dream'den, rüyalarından iletişim kuruyorlar. Ve Zop da mesela burada Old God'lar için dream'e en fazla alakalı olan Old God. Ve orada işte Rivet'in tasvirleri falan var. Neolos'a da çok benziyor zaten Rivet'e. Tasarım olarak çok güzel yapmışlar onu. Toparlamak gerekirse Old God'lar aslında çok korkunç olmaları gereken, çok kudretli olmaları gereken canlılar. İnsanların, daha doğrusu ırkların zayıf yanlarından beslenip çağlar sonrasında, çağlar öncesinden planlar yapabilenler. Ama işte Chronicles'tan sonra Void Lord'ların çok haberlerse sıçmalara dönüşler. Şimdi orada biraz daha iyimser takılmak istiyorum. Soruyu şuraya bağlayacağım sana. Tamam. Hani World of Warcraft'ta tek bir inanç sistemi üzerine ya da tek bir olgu sistemi üzerine yürüyen bir nasıl söyleyeyim? Kalıp bir şey yok. Hani tanrısallaşma yok. Atıyorum Nordic mitolojisindeki, yani Kuzey mitolojisindeki Odin'i, Thor'u, İşte Loki'yi falan da görebiliyorsun ki yani Kuzey mitolojisinde bunlar birebir Tanrı'nın yansımalarıdır ve en büyükleridir. Başka bir alem yoktur. Mısır mitolojisi oradan buradan çok toplamalar zaten. Demek istediğim şu, Mısır mitolojisinde var işte Uldum'da hani evet. Özellikle işte Titan Keeper Ra'den, ki Güneş Tanrısı Ra'ya atıf yapılır. Evet, yani evet.
H.P. Lovecraft'ın hikayesinden de bunu almışlar ve atıyorum bu bizim bir meşhur haritamız var ya, Void, Light, Shadow, Evet. işte Dead, Life şeyi haritası. Orada da Void tarafına Old God'ları oturtmuşlar. İşte atıyorum Order tarafına bu Odin'i ve işte Titan'ları oturtmuşlar. Life tarafına işte anladın, Loa'ları falan oturtmuşlar. Yani Evet. bu anlamda zaten aşırı güçlü olmalarını ben World of Warcraft hikayesinde çok da beklemiyordum açıkçası. Yani benim beklediğim kadar bir güçlüler. Çünkü neden benim beklediğim kadar güçlüler? Biz Old God'ları sadece Azeroth'la tanıdık. Doğru muyum? Yani biz herhangi bir Evet. başka bir gezegene gittiğimizde burada da başka bir parazit oluşumu, eski tanrılar var mı yok mu henüz bilmiyoruz. Anlatabildim mi demek istedim? Yani sadece Void Lordların Azeroth'a yetişmiş uzantıları olup, evet buradaki bazı Lucid Dream ya da işte Emerald Dream'i etkileyen şeyler, yani hareketlere kalkış olabilirler, ama zaten böyle büyük bir evreni etkileyecek kadar güçlü olmalarını da ben açıkçası beklemiyordum. H.P. Lovecraft'ın hikayesindeki güçlü olmalarının sebebi de şeydi, yani Sadece onlar var. Dünyadan ibaret. o evrende onlar vardı tanrı olarak zaten. Ama Evet. şimdi bu evrende birçok kozmik güç var. Sadece Void olup da işte Old God'ları çok ağır bir kefeye koymanın çok da doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Sen ne düşünüyorsun? Bir dakika, bir hırka giyeceğim. Çok üzüldüm. Sen ne diyorsun aşkım? Yani World of Evet. Warcraft çok fazla dini ve işte atıyorum mitolojik oluşumların ev sahipliğini yaptığı bir Aha. oyun. Pardon. Heh, geldim. Anladım, Evet. söyle Abi. mantığı. Evet. Abi bak, benim kastım şurada şu, hani Old God'lar hani şey seviyesine geldi. Ama Old God peşte harcıyoruz. Hani geldi. O durumdayız Ona galiba. girelim çıkalım hemen abi hızlıca. Onu Şöyle sonra yok. denklemesine konuşalım. Sen ilerle, bence bu konu daha iyi konuşalım. Tamam abi. O zaman şöyle Azeroth'a bağlayalım. Bunlar Azeroth'a nereden geldiler abi? Azeroth ya da işte evrenin oluşumunda gezegenler oluşurken atıyorum. Azeroth'un oluşumu sırasında bunlar var mıydı? Sonradan mı atıyorum üzerine konup da geldiler? Chronicles onu açıklamıyor. Eski lore'u açıklamıyor. Bu şöyleydi. Hani zaten Titanların bakış açısı olduysa onu bilmeyene mümkün değil. Çünkü hani onlardan önce olmuş bir şey Tanrılar bu. Titanlar geldiği zaman Old God'lar zaten işlerini görüyor. Sonra Amalto bakmış ortama. Demiş ki, yaşayıcı görmüş. Demiş ki, ula ben bunu alıp çeksem ne olur? Elini alıp çektiğinde yara açılmış kocaman. Bunlar demiş ki, eyvah. Hani bunu sonra bir oraya bir yaşayıcının kanını böyle çevireyim. Ve Rapid oluşturuyorlar. Ama mesela burada da bir yanılgı var. Old God'ları öldürmemizden dolayı Azeroth'un zarar görecek. O Evet. biraz öldürmemiz dolayısıyla değil. Amantul'un sattığı yüzünden oluyor gerçekten. Tutun. Çünkü Yeşil böyle hepsi zaten böyle o kadar derinlere inmişler ki çekti mi şey olacak abi. Korkunç bir karar vermiş. Old God'ların kesin olarak öldürmeye, o yüzden zaten şeye zarar Peki almadı. ben bir tane alt metinde şunu okudum şu şekilde. Azeroth için deniyor ki en kudretli ve hani en Titanlar arasında en bilinen Titan'dı. Sadece doğması Şey bekleniyor. o doğru bu arada, yani şey de Ha o şey. tamam. Şimdi o zaman şunu söyleyeceğim. Titan'lar ya da Titan Keeper'lar hikayenin geri kalanını bilmiyorlar ise, yani öncesini bilmiyorlar ise, Ne? Azeroth'un bu kadar kudretli olduğunun bilinci nereden geliyor? Agramar Azeroth'u buluyor. Ve Azeroth'un içinden o gelen şarkıdan anlıyorum. Yani bir dream sesinden anlıyorum. Aşırı güçlü oldu. Ha yani daha önceden Azeroth'u tanımıyorlar yani. Hayır. Zaten işte Amant oluyor ya. Ve içindeki böyle bir diğer titanları bulmak gibi bulmaya başlıyor zaten. Anlıyorum. Bir de bu bir söylenti, yani ben herhangi bir Blizzard şeyinde görmedim bunu. Meşhur bu WoW Gamepedia isimli bir sitede gördüm. Old God'ların oluşumu sırasında Void ile Shadow'un çarpışmasıyla birlikte ortaya çıkan bir olgu olarak Light'a karşı, hani Light ve Order'a karşı bir oluşum olarak şey yapmış ve gezegen kuruluşunda var olduğu söyleniyor. Abi WoW Gamepedia'da WoW Wiki'nin ben artık canon olmadığını
Olmadı. Canım değiller diye biliyorum. Onun için onları şey almasak daha iyi olur. Ya onlar da senin benim gibi yazarlar neticede, yani insanlar Ha, tarafından yazılıyor. teori ise tamam. Ne yapayım? Theory Yani Craft. şey sandım. Kesinlikle öyle. Yok yok, Theory Mantıklı. Craft. Şimdi Chronicles şey diyor yani bunların asıl ana iki güç olarak Light ile Shadow var. Evet. Shadow'un altında neden bilmiyorum ama parantez içinde Void var. The Void Lord onun altında da Volkan. Volkan. Hani Light'la bir yakınlığı yok şey olarak. Yakınlık demiyor Mesafe zaten. olarak hani Ne şey diyebilirim dedim ben? hani. Shadow'la Death'in çarpışması sonucu oluşup Ha. Light'a karşı Ha. oluyor. Bak Shadow'la Death'in karışımı olma ihtimali var. Çünkü hem burada şeyler karışık. Hatta adam tanrı onları söylemiş. Kışıyor ya bir sürü şey diyorlar. Ve o katların Death ile alakalı inanılmaz fazla bir şimdi bir şey kafası var ya. Ben ona küçük oluyorum zaten. İşte Aleria çizgi romanında Aleria Silvanas'ı görünce Void bir işte onu öldü onu öldürdü. İki, bir tane bir paragraflık bir şey söyledi diye şey oldu. Abi Death ile Void böyle o kadar düşmanlar ki yani böyle bir araya gelseler şey olacak. Big Bang. Öyle bir şey yok ki yani. Bak bence kozmik güçler arasında zaten o kadar ciddi bir şey yok. Hani olmazsa olmaz yok yani. Bence şu an Anladım. zaten Fel, Death ve Void gayet beraber takılabilecek şeyler. Gerçi böyle bir sağ gelsen hazırlık kendi gelip daha koyalım da. Hani Fel ile Shadow'la Death'in o kadar düşman olmalarına gerek yok. Onun için Old Cut'ların Death'ten de bir kaynağı çok yüksek olabilir. Zaten diyorum onu. En klişe örnek olarak işte yok gerçi olmaz da. Spoiler free değil mi? Evet. Spoiler Bu free tip mantığı 8'de spoiler. 8.3 Eldritch Whisper var ya. Onlar da şey diyor bu meşhur Whisper'lardan sonra kombat Whisper'larına geçmeye başlıyor da. Orada şey diyor ben hepsini dedim bu arada manyak olduğum için kombatlardan hepsini. Those who pass beyond shall drown in the dark diyor. Tamamen biri öldüğünde bunu söylüyor. Hani öldüğünde ama oraya da gidebiliyor. Void'e de düşebiliyor. Ki Ya orası ki bir zaten dünyaya. şu anda Shadowlands ek paketi yayınlandığından beri, yani duyurusu yapıldığından beri o Arbiter'ın çalışmadığı, işte ruhların Mav'da bir Void'le Ha. toplandığı söylentisi var. Hatta işte Sylvanas çok cici bir karakter. Burada Mav'ın Void'inde toplanmış karakterleri, yani insanları çıkartabilmek amacıyla Shadowlands'a kapıyı açtığı falan gibi söylentileri var. Şey ama The Maw of Void değil ama The Maw of direkt Death. Evet, Ben de öyle doğru düşündüm. biliyorum. Ama işte hani Void'e açılan bir çukur şeyi var, teorisi var. Yani C'dir onları gitmeden kapıyorum mesela. Ben koyamadım Evet, onun için. evet, Evet evet, evet. evet, Yani evet. Void'e Shadowlands'e işte o atıyorum düşmeden onları kapıyor mu? Void'e, hayır, Oraya mı tutuyor Void'e onları? atıyor. Hani o Maw'ın içine atıyor. Shadowlands'in diğer diyarlarına göndermek yerine. Direkt şey Ama yapıyor. işte Öyle ama diyorlar. işte Death dedikleri şey olabilir tabii ama bu ciddi bir hani kendi lore'la anlatmaya çalıştıkları lore'la çelişirler. Ben daha tutmaya çalışacağım birazdan. Şimdilik bunu burada bırakalım. Çünkü biraz başka şeylerde sormak istiyorsan. Tamam. Mesela şeyle H.P. Lovecraft'la bir sert bir giriş yaptık. Oradan ben bir soru sormak istiyorum sana. Tamam. H.P. Lovecraft'ın bu Call of Cthulhu hikayesindeki Azeroth mudur, Nazoth Ha. mudur? Azatot. Azerot. Azeroth mudur? Azeroth'a mı şey yapar? Evet. Ve Peki. hatta onunla ilgili bir sen devam et ben bir şey söyleyeceğim. Yok, hani bu kozmik güç haritasındaki ortadaki hani şeyin Azeroth değil de reality olmasına, yani gerçeklik olmasına dikkat çekiyorum yani burada. Tamam ben zaten o konuda bir yazı yazmıştım. Evet, zaten oradan Ben soruyorum. Akalon'u takip ediyorum ben zaten. O Warcraft'ı çok hakim bir adam şey demişti. Şimdi bu Azeroth'u ben anlatayım biraz. Tam yani Lovecraft'ın bile uyandığı zaman yok.
Arthur Gaspar var demiştim ya dıştan. Evet. Yog-Sothoth var mesela. Hı hı. Evrenin dışında kilitlenmiş ve her şeyi biliyor yani. Zamanı, her şeyi, engin her şeyi biliyor. Shub-Niggurath var. Bilmem kaç yavrulu kedi, keçi. O da işaretçi gönderme falan. Hı hı. Ve Azathoth var. Azathoth bütün bu gerçekliği düşürüyor uykuda ve onu uykuda tutmak için kullanılan demonlar var. Onlar flüt çalıyorlar ona. O uykuda kaldığı sürece bir tutamamız. O bizi düşürüyor çünkü. Bütün gerçekliği düşürüyor. Yani gerçi yoksa toplu onları tamamen düşüremiyor çünkü onlar zaten evrenin dışında. Adamın her şeyi düşünüyor ve uyandığı takdirde ne olacağını tahmini Warcraft bile şey yapmıyor, yapmamıştır hani. Anladım. Peki bunun bizi World of Warcraft'taki yansıması nedir? Yani Azeroth'a. Bunu, Azeroth'taki gerçeklik Akolon mi? Akolon şunu dedi zaten. Sen diyorsun ya reality diye orada. Halbuki reality. Hı hı. Şey diyor, niye burada reality yazıyor yani? Korkunç bir isim benzerliği var yani. Gerçekten çok güçlü. Hatta çok kısa ihtimalle zaten yaratılışı bir yani ilk her şeyin kaynağı. Ve şey diyor hani herkes buraya saldırıyor diyor. Dönmüteci, boy, bilmem ne. Der ki diyor Titanlar tarafından yamırıp derin peki işte atıyorum bu Olgatların amacı bu reality'yi yok etmek mi? Kontrol etmek mi? Az önce konu atlattık. Ona da gireceğim zaten. Gir abi. Şey dedi hani Emirat Dream'in var olma sebebi Azeroth Uygurat tutmak olup olmadığını söylüyor. Kitanlar tarafından. Aaa. Çünkü bu teoriye göre Azeroth uyanırsa biz yokuz. İlginç. Ama Blizzard bu kadar abartı bir şey yapmaz. Çünkü Azeroth bence bir yerde uyanacak. Şu yüzden Titan olduğunu söyleyip böyle bırakacaklarını sanmıyorum. Hı hı. Uyandığında da böyle bir şey olursa zaten o şey oluyor. Endgame. Ya peki bir şey söyle. Ha söyle evet. Aşkım. Ya şimdi o zaman biz Azeroth'u boş yere mi koruyoruz yani? Biz onu koruyoruz. Koruyoruz muhabbetine mi? Bizi düşünüyor. Bu teoriye göre. O da bizi düşünüyor da. Yani biz şöyle mi düşünüyoruz? Yani koruyoruz muhabbetini aslında korumuyoruz. Nasıl söyleyeyim? Kontrol altında mı tutmaya çalışıyoruz? Uykuda tutmaya çalıştığını söyledik anlarım. Emre'nin okay, biz peki Titanlar zaten Azeroth bir Titan değil mi? Yani Titanlar neden kendilerinden birini uykuda tutmaya çalışıyor ki? Çünkü uyandığında biz de yok olacağız. Yani biz yok olacağız da yani kendisi. Şöyle söyleyeyim. Argus şey örneğimiz var. Olacak. Argus'un evet. Üzerindeki canlılar yok olmadı. Hayır Azeroth'a verdiği rolü anlattın mı sana? Ne abi? Akolon yani teorisinde. Akolon teorisinde ha, yok, Azeroth'a ona verdiği rolü. Ha, onu geçtiysek tamam. Hani bu bir bilgi olsun. Yalnız şimdi Akolon'u anlatırken sorunun diğer tarafı unuttum. Söyle abi. Hani o Azathoth'u anlatırken Azeroth'la benzer değil. Sorunun diğer tarafını unuttum ama. Ha yok nasıl söyleyeyim. Neden Nuzoth değil yani neden Azeroth'a benzetiliyor diye sormuştum. İsim benzerliği ve dediğim gibi sadece isim benzerliği. Anladım yani gerçeklikle bir alakası. Ama olabilir işte gerçekten. Olabilir tamam. Çünkü olabilir. Bir daha arkadaşlar Azathoth Azeroth gayet bari şey gibi yoksa toplu yoksa aramıyor. Anladım. Şimdi o zaman şeye hikayeye biraz daha yaklaşalım. Yani Titanlar dediğim gibi biz yok olmayalım diye gerçekten kendilerinden birinin uyanmasını mı engellemeye çalışıyor yani? Ya da belki... Bu teoriye göre öyle. Yani çünkü aslında bundan korkacak çok fazla bir şey yok. Dediğim gibi Argus uyandı ve yani Fantheon'da gördük yerini aldı. Gayet de Argus tamam parçalandı belki ama üzerindeki canlılar böyle yani yok olmaya ya da işte kıyıma hayır gitmedi. Hayır ama Argus'un öyle bir rolü yok teoride. Diyor ki bak teori bu arada benim. Ha anladım teori anladım. Yani hani her uyandığı anda düşü biteceği için bir de yok oluyor. Her Titan'ın bir rolü var bu Azeroth'un da. Crash. Anladım. Uykusunun şeyi ya gerçeklikten yani şu anki uykudan uyandığı evet, zaman yani bütün evren yok olacak o zaman. Uyandığı zaman rüya bitecek. Yani bütün evren yok olacak o zaman. Evet. Yani sadece Azeroth değil yani. Bu. Peki o zaman evet. Çok biraz ekstrem bir soru soruyorum. Madem bütün evren yok olacaksa Azeroth yani Azeroth bizim oyunumuzdaki evet. Titan uyandığı zaman nereye gidecek? Abi bunu cevap veremem. Şu yüzden cevap veremem. Daha biraz tahminen kendisi bile Azathoth uyandığında ne olacağını bilmiyor. Tamam.
Yani. Argus'un üzerindeki canlılar Burning Legion elemanları değil mi ama orası doğal habitatından çok farklıydı Argus uyandığında. Yok bir dakika bir dakika şey bu konuyu biraz kapatalım çünkü kafalar çok karıştı galiba. İnsanlar bunu gerçek falan sanmıyor. Şey. Yok yok arkadaşlar bu bir teori. Evet. Yani bu gerçek ciddi değil mi? Bu teori mi sadece bu? Öyle değil mi? Ben onu araya soktum yani. Şey Fato hani onu söylemeye çalışıyoruz biz de. Adını sen söyle. Hani Argus'un öyle bir rolü olmadığından üzerindeki canlılar işte Burning Legion olsun olmasın ya da başka bir habitat olsun olmasın. Zaten bu yok olma rolünü yani extermination rolünü oynamıyordu. O zaman ben biraz daha soruyu tekrar Azeroth'a getiriyorum. Tamam. Başka basit bir şeyle soruyla. Alt metinlerden yani ben oyunun içindeki alt metinlerden okudum bunu. Azeroth'ta 5 tane Old God olduğu söyleniyor abi. Abi eski senin okuduğun kaynak ne kadar eski? Yani oyun içinde okudum ben bunu. O kitaplar falan filan vardı ya. Açıp okuyorum. Hani tam nerede okudum hatırlamıyorum. Bu 15 sene içerisinde bir yerde okudum ben bunu. 5 tane Old God'dan bahsediyor. Biz 4 tanesiyle karşılaştık şu ana kadar. Ya şöyle. Şimdi Chronicles'ta da şey yazmıyor mesela. 4 yok. Tamam. Chronicles'ın birinci sayısında şeyi gösteriyor. Black Empire'da Old God'ların hangisinin ne kadar sahip olduğu. Orada 4 tane var. Yani bildiklerimiz var. O şey yani. İstersen bir basit bir arama yapabilirsin zaten. Yok o şey Azeroth'un Pangea haritasını biliyorum. Orada 4 tane gösteriyor. Evet o kadar yani. Ama dediğim gibi yani bu sorum şey olmadı o zaman. Bakalım belki de ilerleyen zamanlarda göreceğiz diyeyim. Şey olmadı değil, olabilir ya. Biraz canı isteyeceğine falan çok istediğim için. Bir kapı açık bırakmış olabilir yani. Bu da olsun. Yani şey eğer kurtaramazsak. Çünkü hep şeyi söylediler biliyor musun? Bunu da çok fazla muhabbeti geçti. İşte 5. Old God Gahun'du. İşte Gahun 5. Old God olabilir mi? İşte hani ya niye... öyle Old God'a kattı. Yok Old God değil oldu. Zaten. O hani Titanların deney yapmak için yaptıkları bir şey. O daha sonra resmi olarak da açıklandı ve onaylandı ama bir hep 5. Old God olma umudu var yani. Yani atıyorum bir hem de haritasal evet. Üzerinde bir pentagram oluşturma, işte bir ölüme ve uykuya yaklaştırma evet. Teorileri çok fazla yapılıyor. Ve ben de dediğim gibi oyun içerisindeki alt metinlerde de bunu okudum. Şimdi tekrar o geçiyorum. O teori güzeldi bayağı. Şeyi söyleyeceğim, bu konuda şeyi söyleyeyim. Tabii ki. Titanlara göre şey yapıyordu da artık öyle bir açık kapı bıraktılar her şeyi. Hı hı. Şöyle diyebilirler abi, Titanlar geldi 4 tane gördüler. Aşağıda 5. var, çok fena. Ya ama bu konu biraz şey ya. Hani canımız bunu istedi böyle yaptı çünkü onu istedi. Abi olabilir. Neticede şu anda yaşadığımız ve oynadığımız lore önceden hazırlanmış bir şey değil. Yazılarak süre gelen bir şey. Ekleme çıkarma ben çok da açıkçası evet. Böyle karşısı olduğum bir şey değil. Bir soru geldi abi. Yok. Şimdi ben mantıklı olarak bir soru soracağım. Eyvallah. Old God'lar parazitse. Parazitler konakçı ölünce ölürler. Evet. Biz Azeroth'u öldü gibi gösterip bu Old God'ları kandırıp ayrılmaya zorlasak olmuyor mu? İşte olmuyor. Çünkü yaptığımız teori craftlara değinelim. Ben kendi cevabımı vereyim. Eğer bu gerçekliği oluşturan Titan Azeroth ise öldüğünde bütün gerçekliğin yok olması gerektiğine inanılması lazım. Old God'lar daha doğrusu Void Lord'lar da bunun bilincinde olduğu için bu numarayı yemeyeceğini düşünüyorum ben. Bu arada bir teoriyi bence bir kenara koyalım. Bu teoriyi şimdi yana koyalım. Hı hı. Ben şu cevabı vereceğim. Ben zaten bu yüzden Old God'lara parazitlenmesine rağmen. Ya Old God'lar onu yemez. Emin ol. Hani hem yani, yemez hem de zaten şöyle bir şey vardı yani. Yemez de öyle bir şey. Bir kere zaten kendilerinin amacı öldürmek değil. Korap tatmak. Yozlaştırmak yani. Ele geçirmek. Yani ben bu yüzden hani parazit deyip geçirmesine rahatsız her evde yemez abi. Old God'un öyle bir şey yemez. Eski orada dediğim gibi çok daha kritiklerdi. Çok daha güçlülerdi. Şimdi parazitlendiği için böyle şeyler söylüyorum. Sana böyle özel bir şey söylemiyorum. Yok. Ama yani bu para... Yok yok arkadaşa diyorum. Hı hı. Var parazit deyip geçmeyelim lütfen. Yani öyle bir şey yapmaya kalksak bizim de taşak geçer. Şimdi yani ben şey bir görsel daha açayım size arkadaşlar. Öyle bir şey yemem. Evet. Parazitten kastı bir zaten şey olabilir yani pislik. Mikrop olabilir. Mikrop seni. Kolum kutulu yaratayım. Kutulu diye yaratayım.
Kolay tutulur. Çok zekiler canım. Şimdi arkadaşlar şöyle ekranınızda var olan bir yani şey görsel getiriyorum. Yani bu arada bu senin aklında mıydı yoksa konu üzerinde açmış mı? Ne o? Bu buraya görsel açmak ya. Yok şu anda konuyla ilintiliydi. Yani old godların sıradan parazitler olmadığını aslında nasıl söyleyeyim gezegen yok edebilecek kadar güçlü hani oluşumlar olduğunu aslında ama niyetlerinin sadece Azeroth'u yozlaştırmak olduğunu göstermek için şey yapıyorum. Murat'a katıldığım nokta şurası. World of Warcraft'ta bu arkadaşlar çok şey nasıl söyleyeyim güçsüz gösterildi bugüne kadar bize. Evet. Hani her patch'te geçme olayını geçiyorum. Orada ben karşıyım ona. Mikroplar gelip bizi şey yapacak. Ona nasıl söyleyeyim çatışacağız o konuda ama hani Katun çok güçlü olması gerekirken ya da Yogg-Saron çok güçlü olması gerekirken işte yere bağlı bir parazitmiş gibi gösterildi. Bu konuda ona katılıyorum. Öyle düşünmeyin arkadaşlar. Dediğim gibi gezegen yok edecek güçleri var. Void Lord'ları abi, Outer God'lara benzetebilir miyiz peki? Outer God ne ya? Abi şey diyeceğim sen Void Lord'lara geçmeden önce. Call of Cthulhu'nun hikayesinde bir dış çember tanrıları var ondan bahsediyor. Onlar Outer God'ları onları benzetebilir. Lord'ları çok farklı şekilde alıyor. Yani soru evet mi şu an cevabımız? Old God'ları değil, Outer God'ları, Void God'ları. Evet, Void Lord'ları Outer God'lara benzetiyoruz. Şey diyeceğim abi, Kutu'ndan örnek verdi ya, zaten tahminen var ya, Kutu'nda bile Kutu'nun ne olduğunu bilmiyor. Değil mi? Ne abi anlamadım. Yani tahminen arkeolojik geldiğinde millet Kutu'nun ne olduğunu bilmiyordu tahminen değil mi? Yok, yani. Yok. Yani şöyle söyleyeyim, Cthulhu benzeri bir görsel sunmadıkları için ben açıkçası Old God oluşumlarını Yogg-Saron'la biraz daha Cthulhu'ya benzettim evet. Açıkçası. O hani, zaman öğrenmeye başladım çünkü evet. Old God'da zaten o kreye dönüyor. Peki, sorun yönünü değiştiriyorum şu an muhabbetin. Her bir Old God'ın ayrı bir... nasıl söyleyeyim görevi mi var? Yani mesela ne diyoruz biz şey için? N'Zoth için. Şimdi N'Zoth'a gelelim konuyu. İşte uykuya hani dream konusunda yozlaştırmaya çok şeydir. özür dilerim. Ana adı işte Corruptor'dır falan gibi evet. Şeyler var. Cthulhu'nun, Yogg-Saron'un, Yisharaz'ın böyle görevleri var mıydı? Yani bunlar böyle planlı bir şekilde Void Lord'lar tarafından arkadaş sen yozlaştır. Sen kim? şey gibi. Yo, ciddi soruyorum bilmediğimden. Yok ama şey, şöyle görevden çok uzmanlık alanı olmuş. Şöyle, N'Zoth en zayıf ortak olarak geçiyor ama en mastermind. Yani fiziksel olarak zayıflıktan bahsediyoruz değil mi? Fiziksel olarak çok güçlü yani diğer ortaklara göre ama en mastermind. Yani en zekisi ve en iyi pilot yapan. Şurada zaten bir tane N'Zoth açalım. Şöyle düşünün ki yoksa onunla Katun hiçbir şey yapamamışken N'Zoth gayet ustalıklı bir planla kendini serbest bırak. Zeka olarak. Bence Katun daha çok military force. Çünkü elinde korkunç bir şey ordusu var ya. Evet, çok kötü. Böcek ordusu, Silith ordusu var. Şey, yani Katun bence daha çok Kiraji ve Silith ordusu var. Katun bence de şey yani military güç. Yogg-Saron Protur. Hem Protur hem de onun da şeyleri var. Faceless'ları daha çok onlar yönelik ve nörü bir anları var. Yisharaz, tamamen liderleri. En güçlüsü zaten Yisharaz. Yani şöyle düşünün Yisharaz'ı. Ölümünden geriye şahlar falan kaldı. Binlerce yıl sorun çıkaracak. Yisharaz inanılmaz güçlü bu. Ben Yisharaz'ı çok şimdi bu konuyu dağıtıyorum biliyorum ama nasıl olsa sohbet ediyoruz çok da rahat. Abi konu old cut zaten öyle gidiyorum değil mi yani? Yok Yisharaz'ı şeye benzetiyorum. Diablo evrenindeki Tahtamant'a benzetiyorum. Bana açıklama lan abi Diablo'yu bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim. Babil mitolojisinde Tiamat diye bir kötü tanrı var abi. yedi kafalı ejderha ve her bir yedi kafa yedi büyük günahı temsil ediyor. Evet. Yani bu Yisharaz'ın şeyi de buralara dayandırılıyor olabilir mi yani mitte? Şuraya şu yüzden dayandırılıyor. Yisharaz zaten yeri kapatıyor da. Burada biraz şeye gireceğiz. Puzzle ona. Biliyorsunuzdur onu tanrı. Ne abi? Puzzle Box of Yogg-Saron. Ha Puzzle Box evet. Nayalata Whisperlerinin geçtiği ki inanılmaz. Evet. Şey diyor. Whisperlerinden birisi şey.
Have you had the dream again? A black goat with seven eyes watches from the outside. Yani o rüyayı tekrar mı gördün? Kara bir keçi, yeşil, Yedi gözlü kara bilmiyorum, tanrı siyah gibi. bir keçi, siyah bir keçi kendi çağrını izliyorum. Yani orada işaret var. Yedi göz ya yedi başlı olması. Hatta işaretin Hearthstone Art'ta bakarsanız şey, boynuzları yani keçi şey var işaretinde, onu belirtebilirsiniz. İşte oradan Gibi hani tahtımın dediğim kafalı örnek o, olmaya. çünkü orada da hani gerçek nasıl söyleyeyim, dünyamızdaki inanışta tahtımın şeytana benzetiyor, yani Evet. satana benzetiliyor. Belki de Yşaraz Azeroth'un satanı rolünü oynuyor olabilir mi yani, bu yedi kafasıyla birlikte? Azeroth'u satan şey. Öyle özel bir satan yok Azeroth'ta, değil mi? Çok derin dediğim gibi Azeroth'ta o kadar fazla inanış var ki. Tabii ki canım. Ben mesela şey diye düşünüyordum. Sylvanas'ın, konuyu dağıtacağım yine birazdan daha, ama Sylvanas'ın kendini Aslan'dan attığı kısa hikaye var ya. Orada korkunç bir yere düşüyor. Evet. Soğuk ve ben oraya mesela Void sanıyorum. Hani Warcraft'ın Afterlife acaba sadece ve karanlık mı düşünüyorum? Çünkü öldüğümüzde biz de Shadowlands'ı düşüyoruz oyun. Evet. Öyle diyemiş mesela, Shadowlands gayet Hayır, hayat zaten ve şeyle dolu. Sylvanas'ın muhabbeti Onun orada için işte. Hani ben aslında size doğruyu gösteriyorum. Bakın, bir problem var. Mav'daki ruhları kurtarmamız lazıma getiriyor. O ayrı mevzu zaten. Hani ben Mav'ı görüyor oraya da zaten nota, gözünde. evet, ben oraya da nota bağlayacağım da buraya gelelim de. Gelelim abi, evet. İlerleyelim, yok, ilerleyelim. Sen kafandakine göre git. Beyoncé falan daha konuşmamız Yok, lazım. bir sonraki adım zaten Nyalotta ve N'Zoth. Yani tamam, N'Zoth demek ki hani koraptır, mastermind olarak geçiyor. Şu Ve anda Dreamer aslında. Dreamer, tamam, güzel. Biz peki Azeroth'ta bunun birebir fiziksel şeyiyle mi karşılaşacağız? Benliğiyle mi karşılaşacağız? Yoksa bir kapıdan geçip bunun Dream olduğu işte Nyalotta'ya geçeceğiz, değil mi? Doğru muyum? Nyalotta'da Şimdi Dream ben ile mi karşılaşacağız? abi ben Nyalotta'da işte iki boss şeklinde zaten yanıyordum. Karapaz ve o görseli açabiliriz hatta deminki. Karapaz görselini ve Nuzot'lu Korap'tır ya da Might mı, öyle bir şey olarak değiştirildi ya. Korap'tır. Şu şey Şimdi kapı Raiden içi, kafası. evet, Karapaz o. Raiden içinden oraya nasıl geçeceğimi bilmiyorum ama benim tahminim böyle işte Karapaz mağlup ettikten sonra Mother bir portal açacak, oraya getirdiğim bir şey tahmin. Orası bu yani, bakın Nuzot'un insanlar şey diyor, Nuzot bu kadar mı diye. Bu Nuzot'un zihni. Sadece zihni mi? Şöyle. Bir önceki görsele geç abi, Karapasa. Karapasa bu. Bu da Bir önceki boss geçtim abi. ya. Tuğcu. Geçme. Abi Nuzot aslında bu. Yani vücudu bu. Fiziksel vücudu bu kadar büyük aslında. Biz zaten onunla tam böyle savaşmaların gerektiği gibi etleriyle kavaşacağız. Ya içinde ilerliyor. Çok güzel yapmış. Hani onun o devasa alanına karşı işte kafa tentakal atacak. Altı tentakal böyle üstümüzü böyle kapatacak falan. İçindeki etleri savaşarak ilerleyeceğiz. İğrenç fight bu arada tabii ki. Orka fight oldu. Tabii, ben de istemem. Abi ben seviyorum. Ben Orkan'ları sevdiğim var. Tabii İğrenç fight. canım, belli. Ya bu şeyde şey diyorlardı, bu yüzden muhabbet şeyden kaynaklı. İşte tamamıyla göreceğiz Old God'ları diyorlardı. Yani bütün şeyle fiziki olarak göreceğiz diyorlardı. Demek ki Yok görmüyormuşuz. yok. Ben Sadece o konuda yok. gök. Bu Nuzot'un bütün fiziksel büyüklüğü. Wraithen'da hayal zaten bizimle oynuyor N'Zoth diyor. Bu ara bir soru gelmiş. Çok araya sıkıştırabilir miyiz? Tabii ki. Elune'un Outer God olup olmadığı aklıma takılıyor. Çok düşünüyorum bunu, demiş Yiğit'cim. Abi Çok Elon kısa bir yorum konusunda bir şey yapalım. diyemem. Elon. Abi Elon şey. Ne denir ona? Wildcard. Bence de Yani. Elune Loa ya. Direkt Loa. Ne lo aslında? Lo YouTube'da trollere dair bir şeyimiz var, konuşmamız var. Oradan bir kontrol edin. Elun üzerine çok konuştuk falan. Abi arkadaşlar. yok. Elon Loa olamaz. Sana neden Loa olamayacağını söyleyeyim. Ben Loa'ları zandalar. Katır katır kesiyorlar ben.
Ya Allah 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 falan diyor Şöyle ya. söyleyeyim bak, Ben çok güzel dalga geçiyorum yok yok yok, doğalarla güzel bir yere değindin. Mesela biz şimdi mesela Nzot'la sen dedin ki portal açacağız, onun realmine yani Dream'ine geçeceğiz. Orada onunla onlarla. Evet. kapışacağız. Yani Aklıyla yani. Loa'ların da böyle bir olgusu var. Farkındaysan yani ölen Loa geri gelebiliyor. Yani tamamen öldürülemiyor. Fiziksel formu gerçekten Azeroth'ta mı? Bu tarz binlerce soruyu şu anda cevaplayamıyoruz. Abi sana bir şey Titanların söyleyeyim yazdığı mi? Troll. Chronicles'lar sağ olsun. Troll seven arkadaşlar, ben zevkim de. Konuştuğumuz ölçeğin çok aşağısında kalıyorlar bari. Ama gerçi söylediğim şey var. Ben Can abiyle şey... Hayda. Öyle abi zaten. Can abiyle Can Arabacı Moezella konusunu konuşmuştuk onunla. Loa olmasıyla alakalı. Ben de bunu demiştim ona hani. Loa'ları kıtır kıtır kesiyoruz diye. O da şey demiştim. Murat hani Loa'lar visk görseler ne oldu? Troller visk görseler ne oldu diyorlar. Peki şöyle, ben de Yani sana o zaman Moğollar onun için her şey olabilir yani. şuradan saldırıya Yani. geçiyorum abi. Evet. Old God'ları da kıtır kıtır Fiziksel formları. Ya da Moğollar gerçekten öldü. Yani şey öldü. kim öldü? Rezan gitti. Rezan gitmedi, geri gelecek. Yok Rezan'ın ben sadece bayağı buradaki fiziksel Zul'un... formunu öldürdük. Hakkar da böyleydi. Hakkar geri Yok gelecek. Zul'un içinden geçti diyorum Hayır hayır Zul, evet doğru, içinden geçti de hani Hakkar'ı da öldürdük yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani bu Old God'lar mesela uzun, nasıl söyleyeyim? Katunu öldürdük. Aslında hayır, öldürmedik. Çok uzun bir respawn timer'ı başladı Çok onun. uzun Tabii bayağı yani basit uzun. anlamda anlatıyorum. Yani Evet evet biliyorum Hakkar da komik böyle. Hatta oldu. Hakkar defalarca kez öldürülmesine rağmen işte Zandalar Tribe tarafından, Zandalar dedim ya, Evet. Zul gruptaki Grubaşlar tarafından tekrar samonlanmaya çalışılıyor defaten yani. Ben Wild God'ların, ki sadece Loa'ları katmıyorum işin içine. Bu ara Kadimler de giriyor bu sayfaya. Evet yani senarist vesaire. Yani aynen bunların böyle çok basit olgular olduğunu ben düşünmüyorum yani. Senin aynı fikirde değilim burada. Zaten biraz işin dalgası geçti. Tabii, hayır Kontrol. hayır dalgasını geçmek değil. Aynen. Mesela şu an kozmik harita önümde açık. Titan, Old God, işte Necromantic Undeadler, Legion, Nauru ve Wild God'lar. Bunlar farkındaysan aynı çember içerisindeler. Evet. Yani Ama mesela ben Elim hakkında şey söyleyeyim. Bence Elim ya Light'ın annesi, Mother of Light, ya da her şeyin temeli. anladım. Yeterli. Yani Yiğit'e yaratıcı. böyle bir baş parmak gösterip devam edelim biz. Yok, Elon'da üzerinde konuşabilecek bir şey. Hatta Belolar'ın da videosu vardı. Elon hakkında tahminen bir şeyler göreceğiz şeyde. Kadılar Elun için şey Shadowlands'ta. diyor ama. Ne Onur? Nauru olabilir diyor. Katkar Hayır direktinden hayır. Nar değil. olabilir. Ben Nauru olmasına şöyle bir uzak ifade veriyorum. Kadimler ve eski hani Night Elf demeyeyim de trolden ilk evrilen elfler dönemi, o dark elfler, dark troller döneminde bir kadın figür olarak sergilenmesi var sürekli olarak Elu'nun. Yani eğer Nauru gibi bir şey olsaydı, bu ara gök iniyor aşağıya. Bir Nauru saniye gibi, bir şey söyleyeyim. Geliyorum. tamam. Tamam. Nauru gibi bir olgu olmuş olsaydı, böyle biraz daha nasıl söyleyeyim, parçalı ışık halinde bize görünürdü açıkçası. Yok, Evet. benim bahsettiğim şey bu Legion'da quest yaparken Evet. Kadgar'ın kendi Abi. teklisi o görev. Alo alo. Evet, Geliyor sesim. gidiyorum. Ama Elon'un kavga şunu söylüyor da. İlk Nauru'yu Elon yaratmış olduğunu. Ve Nauru'lar o Warcraft'ın Big Bang'i var ya, o Evet. anda ortaya çıktıkları için Elon'u sen daha geriye koyabilirsin. Daha kadim bir şey. Zaten ben O, bak şu an o zaman açık kafa şeye konuşayım. gidiyor benim. Eru, Evet. Ve ben açıkçası Elon'un Titan olmasını da istemiyorum. Bence çok sıkıcı bir şey Elon'un Titan olması. Çünkü Elon bence daha nasıl diyeyim? Gadget olmalı yani. Bir İşte Titan yok olması hani sıkıcı geliyor. Mesela Titan Eomer değil diyorlar. de Ben böyle Eomer çok Elf, sıkıcı Night geliyor. Elf formunda bir tanrıça olarak figürleniyor ya sürekli olarak. Ona atıf Evet. yaptım. Hani mesela Eomer'la benzeştirmek sıkıcı geliyor. Yani. Çok sıkıcı bence Eomer'in Titan olması. Şimdi Onlar şimdi başka günün konuları bence. tabii canım, ben de o yüzden çok girmeden sana böyle araya girmeye çalışıyorum ve giriyorum. Sorun Bize yok. Nyalotha'yı anlat abi, Bana niye Nyalotha. giriyorsun abi? Bir dakika. Orta Dünya.
Aynen, Orta Dünya'ya. Eru Iluvatar, o da ayrı bir şey. Bir gün de onun konuşmasını yaparız. O kadar hakim değilim ama öğrenirim. Silmarillion'u okurum. Onu Utku, ondan Utku bahseder, sen dinlersin. Bize Nayolata'yı anlatır mısın abi? Nayolata ne? Nerede? İleri mi? Benim görmüş olduğum şeyler seni taşa çevirdi. Geri. Geri. İleri. İleri. Seni yaygaracı, kıt herif. Bak şimdi. Adam alçak bir sesle. Hırlar gibi lafları ederken yeniden elini oynatarak gökyüzüne öncekilerden daha bol bir ışığa boğdu. Tam 3 saniye boyunca. Cehennemi bir kargaşanın hüküm sürdüğü görüntüleri seyrettim. Bu kısacık anda. Bundan böyle tüm düşlerime musallat olacak bir manzara gördüm. Aşağı devam et. Uçan garip şeylerin haşere gibi istila ettiği, haşin görünüşlü piramitlerin aya doğru yükseldiği, sayısız penceresinde cehennemi ışıklar, yanan dev taşlardan taraçalarıyla kaplı bir ne? Kaplı kapkara bir kent uzanıyordu karşımda. Telaşla çalınan davulların gümbürtüsüne, tiksinç kastanyet şakırtılarına ve bitip tükenmez ağıtları sağlıksız bir katran okyanusunun dalgaları gibi kabarıp alçalan kısık sesli boruların delice inlemesinin ahengine uyarak çılgınca dans eden turuncu ve kırmızı renkte giysiler içerisindeki çekik gözlü sarı benizli insanların görünmez dehlizlerde iğrenç bir şekilde kaynaştıklarını gördüm. Va. O nasıl bir betimleme ya? Sen Tolstoy musun? Değil neden mi? Böyle bir bu şey yazdın? Lovecraft böyle çok absürt şey yapıyor zaten. Zaten fark ettim. Bu kadar nefes kesin. Dokluktan yani. Evet. Cümle etmedi çünkü. Bak işte mesela buradaki burada anlattığı tahminler zaten o kumandan etkilerinden biri ve bence çok benziyor. Pezat'ın yaptığına, Yalota'ya. Çünkü o açıdan haklarını veriyorum. Çok, o kapkara sütunlar ya da piramitte ne kadar var zaten şu an görsel. Bu arada Nezot'un boyutuyla ilgili tekrar bir şey söyleyeyim, şu kesildi abi sesin. Bir daha ne kadar büyük. Nezot'un boyutuyla ilgili bir şey söyleyeyim, şu arkadaki tentakal Nezot'a ait. Arkadaşlar, o kadar büyük yani. Evet. Bakın arkada. O sadece bir tane tentakalı değil mi? Evet, tentakalı. Evet, sadece bir tane tentakalı. Buradan da şuna bağlamak istiyorum. Bu biraz uçuk ama hoşuma, kendi uydurduğum bir teori ben. Yalota'nın Nezot'a özel olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten biraz daha derinlemesini anlatacağım da bütün şehir onun üzerine kurulmuş. R'de girdiğimizde fark ederiz. Hı hı. Zaten o boss fight'ında da arkada bir dağ şey. Bütün şehir aslında onun üzerine. Ve başka hiçbir ortada dair şey yok. İma yok. Dreamix'ti. Nezot da Dreamix. Onun için ben herkese Neolata'nın Nezot'un kendi domain olduğunu. Böyle bir durumda. Peki bu yani evet. Yer Nayolata neçede biz gireceğiz bunun için atıyorum. Fiziksel olarak geçiş yapacağız mı buraya? Yani bir fiziki varlığı var mı buranın? Atıyorum bu güzel betimlemede. Blizzard onu çok güzel yapmış. Ama da Rivet yani kötü şeyleri denizin altında bir şehir. Denizin altında bir şehir. Tamam. Bayağı işte dediğim ya, kutularında bir batmışlar vesaire diye. Blizzard onu böyle çok güzel yapmış. Denizin altına koymak yerine ki ben öyle bekliyorum. Dream bir şehir yapmış. Ionas Constans duyuru yaparken şey diyordu. Neolota fiziksel bir şehir değil, çevremizde diyordu. Yani şey gibi düşündü. Peki anladım abi, çok güzel. Neolota fiziksel bir şehir değil, etrafımızda yani şeyde. Peki en nihayetinde fiziksel. En nihayetinde benim şeyde hani oyunda da sürekli bunu görüyoruz. Bir fiziksel gerçeklik ve mantık var. O zaman Nezot nerede? Yani fiziki olarak tamam Nezot bu kadar büyük ama Nayolata da mı bu kadar büyük? Yoksa realitede tabii, de bu kadar büyük mü? Çok büyük canım ya. Biz oraya nasıl geçtiğimizi söyleyeyim. Horifik belli yerlere asalt edecek ya. Hı hı. Pandaria'yla Uldum'u. Onun aktif olduğu sırada girebiliyormuş şimdi. Orada bir piramitten. Anladım. Hayır, ben demek istedim yani şu Fatih yemeği göze alarak ben denizin ortasına uçsam, derinlere dalsam büyük bir şehir olarak Nayolata'yı görebilecek miyim fiziki formda? Hayır. Nayolata belli ki tamamen bir düş şehri. Anladım. Peki o şehir büyüklüğünde bir Nezot görecek miyim Nayolata'yı kaplamış? Abi diyorum ya, Karapazan Nezot'ta arada dağ şeklinde duruyor. Bence bir Nayolata'da gezerken her yerde
Zod var her Şu yerde. tentakılları göreceğiz. Her yerde gözü var da. İşsiz olduğum için Previewness'a baktım yarım saatlik. Her yerde gözü var da. Hatta şey çok güldüm yani şeyin muhabbeti var ya Orkan falan şey gülüyor diye. Neden? Çünkü her yerde gözü koymuş herif. Hani Enteresan. şey değil böyle. Böyle şey bir yöntem değil. Bayağı oraya buraya gözünü yerleşir. Bunu Zot'u Benim kesince komiğime Cooking gitmişti. için parçalamak lazım. 50 senelik raid yemeği çıkar. Evet. Şey ama yani Leota konusunda şöyle. Burada da Chronicles'ı açacağım zaten. Lan ne çok Chronicles'ıydım. Vallahi başına bir şey gelecek. Daha ne gelecek abi? Vallahi güzelim bir tane başına bir şey gelecek. Abi titanlara yol Katakliz atma. de. Vallahi zaten titanların yazdığı belli. O kadar ağdalı. Şey diyorlar. Leota Dream şehir olarak düşünmüşler ya. Bunu okuyacağım. İngilizce okuyacağım. Sonra çevireceğim inşallah. Shrouded in an ocean of fevered dreams, among the bones of nameless horrors, Nzot remained untouched by the blade of the old god was certain that Azeroth's champions would eventually seek it out and try to overwhelm it, as they had done to Katun and Yogg-Saron. Şimdi burada Fenerit'i bir çevirmem Selamlar, lazım ama. Fenerit biraz daha aşılanor. vahşi, şiddetli gibi bir anlama geliyor değil mi? Burada şey diyor. Şiddetli rüyalardan oluşan bir okyanusun altında ve isimsiz dehşetlerin kemiklerinin arasında Nizor ölümlerin kılıçlarına olarak da güvendeydi. Bu o neydi ya? Çok O kötü. şey bizim yayın Yeni şey. şeyimiz. Burada Ocean vurgusunu ben Ocean düşünmüştüm ama tahminen bahsettikleri buymuş yani cidden. Dream. Ha, anladım yani lebi derya der gibi yani. Evet. Ben mesela burada şey düşünmüştüm onu da söyleyeyim. Rift of All oldu. Oraya da bir girelim istersen. Lealtaire. Rift of All olduğunu düşündüm çünkü Zeus'un buz adasını hatırlarsanız hiçbir şey yoktu. Yani Zeus vardı. Beyaz bir ortam ve karanlıktan gelen böyle korkunç şeyler var. Gerçi biz zaten standartta ama. Senin bir görselin vardı. Burada var mı acaba? Ne abi Zeus Yok, Zeus'un üstünde şeyin tentacle'ları. o burada değil. Burada mı yani? Nihalota tek olmayabilirdi diye hatırlıyorum. Bakayım. Evet. Aynen. Şurada. Ona bir yanlışlıkla sana gerçek müdürünü gösteriyor. Gerçek? Yok şey onu sonra konuşuruz. Ya bak bu değil mi? Evet. Evet. Rift of All'a biz ulaşmadık anlıkları yani. Bir kısmını gördük ve ben de Zot'un Rift of All'da olduğunu düşündüm. Çünkü Shadow Priest'ler bu Emerald Dream çiçek var ya şu an başımıza bedava. Ona dokunup yok ettiğimizde zaten şey diyormuş. Aa bir anda yok oldu sanki hiç var olmamış gibi. Ama yarık çok derin ve çok büyük ve derinlerde bir yerde o gözlüyor. Ben bu yüzden Rift of All'ın derinliklerinde oldum. Böylece Azeroth'un Wurzel'lara çok yakın olduğunu düşünüyorum. Ha, fiziksel Bütün olarak. tehlikede. Her anlamda. Her anlamda. Yani direkt bütün benliğinde orada olmuş. O değilmiş. Ama yine de belki bir parçası oradadır. Çünkü Güzel. Chronicles'ta şey diyor işte, Yogg-Saron başlatıyor Emerald. Oraya çok girmeyeceğim, çok uzun konu da. Hatta ona dair Anlamıştım. ilk birkaç postum onun hakkında. O Emerald zaman Dream'lerin ne söylüyorum. kadar Sen kötü dedin ki aldı. Nihalota, Nzota özel olabilir. Öyleyse Evet. sadece Dreamer olduğu için mi kendisine ait böyle bir düzlem yaratabiliyor Nihalota şeklinde? Yoksa bu Old God vari bir şey mi? Yani Old God'lara
has bir tutum mu yani? Katon'un da Yogg-Saron'un da buna benzer düzlemleri var mı? Şundan dolayı merak ediyorum, hani ya işte Nzot'un var bunların yok mu kardeş, değil de Yogg-Saron'la dövüşürken, çünkü biz çok farklı alemlere gidiyoruz. Hatta evet. Azeroth'un geçmişine dönüyoruz. Bazı olaylara evet. birebir tanıklık ediyoruz. Hatta evet. denir ki sen bu olaylara tanıklık ederken aslında orada da var oldun. Diye de bir alt metin okumuştum. Yani Yogg-Saron gibi ya da Katun gibi Old God'ların da bu tarz gerçeklikler yaratma gücü var mıydı? Tabii ki var canım. Ben, bu değil, bu arada bu da teori. Bunu öyle bir teori başlığını koyalım da. Benim kendi şeyim. Ya tabii canım. Yani, önümüze geldikçe göreceğiz gerçeğin ne olduğunu. Ben biraz bu kadar derin düşünemeyecek bence. O vakti gelince şey yapacağım. Benim onu yazımı açsana. Ben niye buradan açmıyorum? Ben sana açtı görüntüle. Yogg-Saron için ben şeyi düşündüm. The Black Forest. The Black Forest'ı evet. biliyor muyuz? Açıklayayım. Bilmiyoruz, açıkla. Bak burada diyor ki at the bottom of the ocean evil light must die. Başka? Bir dakika. The silent sleeping starting houses in Yok, the dur, Black Woods. Black Woods dediği yer başka burası. Bir şey. Ben Always başka bir şey. Dream it would be merciful to tear them down. Hani, yok, başka bir şey için söylüyorum da. Takılmayalım, bildiğini söyle abi. Yok, şu yüzden. Nealuta'nın derenin dibinde olmasını düşünmek için ilk whisper yeterli. Ama belli ki retconladılar. Hı hı. Çünkü okyanusun dibinde ışık bile ölür. Orada değilmiş demek. Ya da yok ya, tam öyle bir şey olmaz da. Ya. Even dead may die diyor bak, bu da önemli. Bak şimdi, the silent sleeping staring out in the back is always dream. It will be merciful to tear them down. Bunu çevirmeye üşendim ya, iyi olmuş. Çok uzun bir cümle. onun dışında şey var. There is a little lamb lost. Bununla ilgili bir quest var. Unat değil ya. Legion'ın sonunda böyle ekstra bir quest vardı. Küçük bir direnen çocuğu. Ruhu vardı. Onu pet olarak alıyor. O quest'i yaptın mı abi? Yapmadım. Küçük bir direnen çocuğu. Beynim yandı, takip edemiyorum diyor. Abi Old God konusu şöyle söyleyeyim. World of Warcraft'ın hikayesi de bize Titanlar tarafından anlatıldığından şu anda biz net bir şekilde Old God'lar şöyledir, şöyledir, şöyledir diye üzerinden basarak gidebileceğimiz kilometre taşları olan bir hikayesi yok. Ondan dolayı aslında bizim de hem araştırma yaparken hem teori yaparken beynimiz çokça yanıyor. Sana, yani sen dinleyici olarak bunun söylemen çok normal. Biz de hani basitleştirmeye çalışıyoruz ve bir yerlere dayandırmaya çalışıyoruz bunu şu anda. Yani, bu arada ben çok şey anlatırsam hani yok, daha yok. Da basitleştirmeye çalışabilirim, biliyorum. Kafa yok yapıyorum. Yok. Şey diyeceğim, ne diyorum ya ben? Ha, o Drenel çocuğunun quest'inde onun ruhunu bulmak için kapkaranlık bir ormana gidiyoruz. O benim blogumda hangi yazıdaydı? Tamam, artık. Evet, kapkaranlık bir ormana gidiyoruz. Mesela orası olabilir, çünkü şey diyor, karanlık ağaçların arasında kaybolmuş bir kuzu mesela. Hmm. O küçük direnen çocuğu olabilir. There is a little lamb lost in the dark woods. Evet. O cümlesi. Bir dakika. Look around. They will all betray you. Flee screaming into the dark black forest. Çevrene bak. Hepsi sana ihanet edecek. Çığlık atarak kara ormana. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu Puzzle Box of Yogg-Saron'da Nyalotta'dan böyle açık açık bahsederken yani Yogg-Saron ya da Katun'a ait bir Dream şehrinden direkt olarak açık yani bahsetmemesini neye bağlıyoruz? Mesela bir tane Whisper'ında şey diyor. In the land of Nyalotta there is only sleep diyor. Yani Nyalotta'ya açık açık söylüyor vardır diye. Aslında Black Forest'ta diyor. Ha, Black Forest'ta diyor da mesela demek yani istediğim... Ben onun Yogg-Saron'un mesela realm olduğunu düşünüyorum. Ha eyvallah. The Black Forest. Tabii biz şu anda hani oyun içerisinde karşılaşmadığımız için ya da Lord'a karşılaşmadığımız için bunun Black Forest'ın herhangi bir sıradan kara orman gibi yorumluyoruz şu anda. Doğru muyum? Herhangi bir Lord oyuncusu. Şöyle Black Forest. Böyle Nyalotta hakkında ne kadar bilgi vardır? Black Forest'ta olmak daha da az bilgi. Ama çok daha korkunç bir yer Black Forest. Gerçi Blizzard'ın Nyalotta'yı da ne kadar
hani şeyleri gördük ama Black Force şeyler bilmiyor. Hı hı. Mesela şey diyor. Yaşar şey diyor. Ben yine Volkan'la Black Force. Ses kesildi gene abi. Bir dakika. When you walk among the black forest, you will see diyor mesela. Burada black forest'ta böyle çok korkunç yani. Ya kara olmaz düşündü aslında ya, işte korkunç. Yok yok şey yani az çok nasıl söyleyeyim kafamızda tasvir edebiliyoruz ya. Hani ve dedim ki Nihalota tek olmayabilir, aslında olayı bu yani. Nihalota varsa böyle bir yerde olur. Hmm. Böyle başka yani yerlerde buradaki olur. Yani. Teori, buradaki soru Nihalota tek olmayabilir. İşte başka böyle Dream şehirleri de var olabilir dediğin nokta bu senin. Evet. Onun için mesela Oldgut tamamen bitmemiş olabilir. Bir dakika şimdi söyleyeyim mi? Her Oldgut'un kendi Dream şehri evet, var. Evet. Ondan bence olabilir. Var diyoruz ha, var, yani. Var olabilir. Kalp ha, diyorlar. Bence olabilir. Peki ama o zaman dedim, teori onun için biraz daha konuyu değil. Sığlaştırmaya evet. Başlıyorum abi. O yüzden olay tamam. Şeyden mi geliyor işte? Azoroth'un Oldgut'ı işte kim dedik? Bir dakika ismi neydi? Azoroth'un 5 bilinen 4 Oldgut'ı var işte şu an. Ama Shadowlands'ın da mı o zaman aynı şey onu, mi geçiyor? Onu yok orayı karıştırma. Yok orası ama oraya Shadowlands konuşuyor da ben Shadowlands'ın yok Saron imansı görmeyi çok istiyorum ama tabii ben görmeyeceğiz. Çünkü Saron kendi God of Death olarak şey yapıyor. Okey tamam anladım. O konulara da gireriz. Gireriz tamam. Ben karıştırmayayım biraz daha insanlara sığlaştırırsa. Evet evet ben şu anda biraz daha basitleştirerek normal bir soru soracağım ben sana. Çok mu karışık yazıyorum? Yok hayır. Hayır konu karışık. Konuştuğum gibi yazıyorum çünkü o yüzden. Konu karışık. Normal. Ben, tabii canım. Nizot'un amacı nedir abi? Biz Nizot serbest kaldı. Şimdi oradaki lore'a girecek olursak hiç çıkamayız. O yüzden hiç girmeyelim. Yok Sylvanas'ın Aşara'yla anlaşması işte aslında bu planlanıyordu. Nizot da kendini aslında buna hazır ediyordu falan. Bunlara hiç girme abi. Niye? Asıl onu konuşacağız. Asıl onu konuşacağız. Ama sen sorunu sor. Devam edelim. Yani demek istediğim şu. Tamam Nizot bunları yaptı. Amacı ne abi? Yani uyandı, zincirlerinden kurtuldu, kıpıp gidiyor. Bizi öldürmekse ya da işte mesela chatte de geldi ya gezegeni korrupt etme. Tam amacı ne evet, yani? Azeroth'u korrupt etmek abi. Hani... Amacı bu çünkü Azeroth'u ben şöyle düşünüyorum. Zot'un biraz daha farklı bir ortamda diğerleri yanat etişinde olduğunu düşünüyorum. Şu yüzden resmen bizi ikiye böldü şu an Zot farkında. Oyun içinde. Ne gibi? Oyuncuları ikiye böldünüz. Yani o Sylvanasçılar olanlar hayır. Mı? Gibi. Takipçileri ve takip etmeyenleri de. Mesela yoksa bunu yapmadı. Katun yapmadı. Biz zaten bu yüzden bahsediyoruz. Kim takip ediyor ya? Takip eden var mı? Yani öyle bir şey var mı? Twilight Hammer. Hayır şey, gift'ini verdi ya bize. Ben gift taşıyorum. Raylarda şey yapıyor. Gift'i taşırsan takipçi oluyorsun. Ha. Nihalata daha sonra zaten. Biz gift taşıyanlara da ölmedi falan. Ha sen ondan bahsediyorsun. Onun gibi anladım tamam ben de. Evet hani böldü bizi şu an hatta Nizot'u diye bir şey. Ben Nizot'un daha farklı bir amacı olduğunu düşünüyorum ama Dungeon Journal'da son fazla şey yapıyor. Chamber of Art'ı kendine çekip trap etmeye başlıyor. Hmm. Yani Nizot'un da amacı o. Corrupt edip hakimiyet altına mı alacak yoksa corrupt edip siktir olup gidecek mi yani? Ha ben burayı korapladım tamam bunu buranın anasını ağrını ağlattım ben gidiyorum mu diyecek. Nedir yani olayı? Şey peki. İşte yani Void Lord'lar aşırı güçlü olmalarına rağmen Void Lord'lar böyle çok aşırı güçlüler ama işte kendi diyarlarından çıkamadıkları kan korapladıyorlar ya. Anladım. Dünya. Aha. Yani o da komiğime gidiyor yani. Yani Lord'lar güçlü tamam ama Void'den çıktıkları anda patlıyorlar. Ama buraya gelemiyor. Ya şey gibiler yani kendi mahallesinde kendi ama bakarsan Titanlar da gelemiyor abi. Aynen onlar da geçiyor. Titanlar bayağı takılıyor. Titanlar gelemiyor çok büyükler çünkü. İşte ondan bahsediyorum belki de hayır, o da öyle bir olgudur yani. Ya da yok, atıyorum. Void Lord'lar için Void diyor dedik yani. Void'den çıktıkları adam çok zayıflayacakları için zaten Dark Titan yaratmaya çalışıyor. Onun için bana kendi mahallelerinde kalıyorum yapanlar gibi geliyor yani. Dark Titan yarattılar Disorder'a kaptırdılar fele gitti. Hayır, Dark Titan o değil ama. Sargeras'tan Corrupt Titan demek istiyorum. Ha, Corrupt eyvallah, Titan demek istiyorum. Tamam. Hatta da Corrupt edecekler ya o yüzden. O konuda da ilginç bir şey vardı. Ethereal'lar. Gerçi bu da Burning Crusade lore'u ve ne kadar tutarlı bir lore olduğunu biliyoruz.
Yani adamlar lore'u düzeltmek için elinde kitabı falan yazdılar. Bir şeye bağlamak için de bu Ethereum'la ilgili bir şey yazıyordu. Anlat abi. Bu Ethereum, bu Ethereum'ların dünyası var ya işte. Yok eden bir şey varmış hatta. Bir Void Lord olarak geçiyor hatta o. Gerçi o dediğim gibi. TBC lore olduğu için. Burada şunu diyor bak. Overtime, dur bir dakika. In pursuit of knowledge and arcane technologies, the Ethereum doomed themselves and their home, the Karashi, had torn open a rift into the void, void dedim, void, and drawn the wrath of a being known as Dimensions to Olduvar. Dimensions had bathed the world in volatile energy, yani arcane energy. That slowly tore it apart. Kısaca bunlar Dimensions savunuyor ve Dimensions orada kalabilen şey oradaki arcane enerjileri kullanıyor ve kalabilmek. Yani? Burada bunu diyor yani. Nasıl peki, yani? Peki yani o bir Void Lord'sa ben yani Void Lord'sa ya bizi öldürecek ya bizi şey öncükleyecek geldiğinde hayatta kalabilmek için. Ya da zayıflıyorlar demek. Belki bir titandan bile daha güçlü. Ya Void'den niye çıktıklarında zayıfladıklarından bahsediyorum. Yani güçlerini oradan alıyorlar. Ya ben bir şey soracağım. Şimdi bu güç haritasına baktığımızda bu şey bir açsana. Şey bu şey mi olarak geliyor işte. İşte Death en güçlüsü. Death'ten sonra Necromancer. Hayır öyle bir sıralama yok. Öyle bir sıralama kesinlikle yok. Yok mu? Yok mu yok. Öyle bir şey? Shadow, Death, Disorder, Holy, Life, Order. Bunlar eşit güçte. Eşit güçte. Peki evet. Onun altında gelenler de aynı şekilde. İşte altında gelenler şöyle söyleyeyim. Onun hani bu bir ediyor. Olgu. Hani şu anda Death bir adam Arşetten. Mıdır, karakter midir demiyoruz. Death, Shadow, Order bunlar birer olgu. Altlarındaki evet. Güçler Necromancy, şey işte Void, Arcane bunlar güç. Evet. İsimleri. İsim. Yani Death'e bağlı olan biri hangi gücü kullanır? Necromantic. Disorder'a bağlı olan biri hangi gücü kullanır? Fel gibi. Yani onların da kullanıcıları işte Disorder'ınki Burning Legion, Sargeras. Holy'ninki işte Nauru, işte ışıklar bu Draenei'lerin tanrıları. İşte Life'inkiler kim? Wild God'lar gibi. Yani Shadow'un güç kullanıcıları da Void Lord'lar. Yani Titan'lar ne kadar güçlüyse zaten şeylerde Void Lord'larda o kadar güçlü korkulacak bir şey yok demeye getiriyor şey. Ama ya kendileri de öyle göstermek de olabilirdi o. Ha o da olabilir. Ama işte böyle düşününce nasıl göreceğiz ki? Onu da işte niye? Göreceğiz yani o nasıl söyleyeyim lore hype'ı budur yani. Göreceğiz bilinmeyene yani. Yolculuk yapmak. Şimdi şöyle bir şey var. Biz lore'u konuşuyoruz. Birçok kitaplardan okuyarak gitmişiz. Bugüne kadar hep öğrenerek gidiyoruz. Ancak şunu unutmayalım. Biz bu oyunun oyuncusuyuz. Oyuna girdiğimizde tamamen bir levelsin, atıyorum hunter'sın, ok atarak önce tavşanı tanıyorsun. İşte sonra bir tane ayı yanına temliyorsun, ayının ne olduğunu tanıyorsun ve bu dünyaya yavaş yavaş giriş yapıyorsun. Yani demek... Abi ama o konu şey yani, adamlar 20 yıllık lore'u bir anda rekorlar ve şimdi diyorlar ki abi o da net değil. Abi demek zorundalar bu dediğim gibi yani... Hayır tam aksine net olduğunu söylemek zorunda değil konuşurken... Şey olalım hani bu böyle bu böyle bak şu an cidden biraz. Bak o konu biraz şu an realite tartışmalarına girecek. Çünkü 15-20 yıllık bir hikaye adamlar da nasıl söyleyeyim öngörürken 10 yıllık yazmışlardır atıyorum hani şeyini. Ve bizimle beraber onlar da lore yaşayarak oluşturuyorlar. Yani bu konuda da çok da haklarını yemeyeyim. Özür diliyorum. Light ile Void'in gücü aynı. Evet hemfikirdeyiz. Zaten şey diyeceğim hani bu... Şey diyorlar ya işte Sylvanas şeyden Atlanta Jailer'la tanıştı şey oldu falan. O şey zaten. 10 yıllık falan falan değil. Shadowlands'da Jailer'ı nereye koyalım? Ahirde boşluk vardı Sylvanas tarih. Oraya koydu. Yani öyle 10 yıllık bir falan falan değil bence. Öyle. Ya tabii canım. Oraya uzun gördüler oraya koydu. Işığın olmadığı yerde karanlık da olmaz. evet. Ama Warcraft filmiyle o Chronicles'ın güzel bir şey yapmışlardı. Biz nerede kaldık bu arada? Biz şu anda Nyalotha'nın ne olduğunu tartıştık. Her Old God'ın kendine ait Nyalotha'sı var mı onu konuştuk. Daha sonra Nuzok'un... Nyalotha'ya bu arada çok şey yapmadık. Ben biraz daha detaylı... Ben şey düşünüyordum ya. Sen anlatırsan o ya. Dur. Nuzok'un amacını konuştuk.
Void Lord'ların gelip gelemediğinden konuştuk. Neden gelmeye çekindiklerine ya da bize öyle lanse ettiklerinden konuştuk. Bu arada bunu Titanlar da böyle yazıyorlar. Tabii işte onu söylüyorum. Tam şimdi nereden devam ediyorsunuz? Şimdi soracağım şey şu. Nuzot'la hani yüzleştik atıyorum. Yüzleşeceğiz. Hani şimdi 8-3 geldi, yüzleştik, Shadowlands'e geçeceğiz. Bu aradaki geçişte şimdi Old God'larla biz bugüne kadarki Old God'ları ne yaptık? Nuzot'a ne yapacağız? Yani Katun nerede şu an? Ne yaptık? Yani o öldürdü, gözü patladı mı? Ne oldu? Sana bir şey diyeyim. Blizzard bile bu konuyu... Blizzard bile bu konuyu bilmiyor. Neden bilmiyor? BlizzCon'da şey soruyorlar. Zaten bu sürekli soruyorlar. Adamlar da sürekli kaçan bir yazı. Hangi yazı yazdı? Evet. Alayım cevabı. Çelişkiler ilgili yazdı. Şey diyorlar. Soru şu. Bir dakika. Nerede bu? Soru şu. Can you confirm or deny whether they are dead? We have got a lot of people who think that we have all manifestations and their true forms lie dormant. Are we maybe getting few more of that? Şimdi Türkçesini söyle. Hani onların öldüğünü confirm diyor musun? Gerçi böyle şey sorulur mu ya? Do you confirm the death dese olmayacak. Şimdi evet dese olmaz, hayır dese olmaz. Bu bence çok saçma bir soru ya. Şu açıdan şey gibi hani. Şey diyorlardı ya, BFA'da old god'lar var mı? İşte Eonor kalkıp evet 8.3 Nuzot var dese. Hayır, benim sorum ama 8-3 Nuzot var değil de şimdi 8-3'te Nuzot'la karşılaşacağımız belli. Tamam, bu Shadowlands'e geçişte bir adım, bir nasıl söyleyeyim, Lord'a bir basamak gibi şu anda ilerliyoruz. Biz bir daha 8-3'ü görmedik, yaşamadık. Ama Katun ve Yogg-Saron'un yani Yogg-Saron'a olanlar oldu. Ne olduğunu biliyor musun? Hayır bak, işte cevap şu. Blizzard'ın verdiği. Katun ile Yogg-Saron'u fiziksel formlarımızı yok ettiğimizi söylüyorlar burada. Hı hı. Ama ekoları hala buradaymış. Ekonun da gücünü şöyle anlatıyor. Mesela. Ve diyor ki bizim kozmolojimiz ve onun yaratık mortallara göre bir dakika bunu. Abi okuma, bildiğini söyle. Ya burada söyledik şey aslında, hani bu kampları burada öldürseniz başka bir yerde manifesto olabilir. Başka bir yer dediği yer Azeroth da başka bir yer mi demek istiyorum ben de. İşte bunu cevap vermiyor yani. Nereye? Yani öldürmedik. Yani varlar. Anladın mı? Ölmedi. O zaman tamam, şeye bağlayacağım çünkü inatla bu soruya takılmamın sebebi bu. Aralarında tek ölen, net bir şekilde ölen Yaşaraz. Yaşaraj, gerçekten o zaman geri gelme durumu var mı? Yani bir Void expansion'ı da görebilir miyiz? Shadowlands DT'ye yönelik bir expansion olacak. İleride o zaman bizi Void'le ilgili böyle derin ve ağır bir konu bekleyecek olabilir mi yani? Kesinlikle bekleyecek. Yani burada Old God'ları Void'e gittiğini söylüyor mesela şey olarak. Demon'lar bir sinetere gidiyor ya mesela. Old God'lar da Void'e gidiyor diyor. Ha, orası da onların Shadowlands mı? Yani ölüm diyarı mı? Evet. Orada respawn olabiliyorlar diyor. Zaten bu oyunda kim ölüyor? Arthas ölüyor. Bir dakika. Arthas olmuyor. Yani Arthas'a... Göremeyeceğiz. Hayır. Şey demek istiyorum. Hani kimse ölmüyor ya şu oyunda. Sürekli respawn ediyor. Orada bir isyan ettim. Arthas çok seviyorum çünkü. Bana çok... Ölüyor, niye canım? Deathwing de öldü. Ölüyor. Arthas ölüyor şu. Niye? Şey de o. Vorjin de öldü. Vorjin daha ölmedi. Dur. Vorjin kimin umurunda değil mi şimdi? Hayır canım, Deathwing öldü kötülerden. Evet. Deathwing öyle bir şekilde bağlar bunlar da. Ben öyle zaten... Yani. Old God'lar konusunda açık kapı var ama... Deathwing'i cebimde tutuyorum bugünle alakalı. Ama... Yani bir şimdi şöyle olacak, oraya da bir kapı açılacak, evet. Gideceğiz orada da onlarla takılacağız yani. Olay bu. Şu an... Yani... Umarım bu kadar basit işlemezler. Şu basitten kastım bu var. Şu... Abi Void'e gittik, Void'i kestik, bitti şekilde oyun bitmesini ben istemiyorum. Çok sıkıcı. Öyle olacağını sanmıyorum ya. Öyle olacağını sanmıyorum. Evet. Yani Argus'ta bunu, yani hatta Legion'da bunu bu şekilde yaşamadık yani. Pyromancer muamelesi yapılacak ama Titanların nasıl kırtılar görmeniz çok ilginç olur. Titanların?
asıl sıkıntı olduğunu görmemiz ilginç olur. O göreceğiz zaten gibi ben gözüküyor. şey zaten öyle yani değil mi? Onları öyle şey diyeceğim. Diyeceğim. Minnoş tatlışlar değil mi? Daha da karmaşıklaşmasından da bunun üstüne üniversitede ana bilim açılsın. Ya bu ara... Değil mi yani bunlar ölmedi ama şimdi Neolita sonrasına giriyorsak çünkü o konuda bir şey var. Şeyi anlatmalı biliyorsun. Bilmeyen olabilir bu. Forge of Origination var ya. Evet. Oldumdaki. Evet. O şey aslında Uldur'da Argolon'la savaşıyor. Hani Argolon gezgini resetlemek için tuşa basacakken bir bunu ikna ediyor. Gördü olduğumuza ikna ediyor. O tuş işte. Normalde Forge of Origination aktifleştirdiğinde da bütün hayatın yok olması lazım. Peki sıfırdan. Titanlar da bizi çok seviyor demek ki. Sıfır diyorlar bize. Bran yok. Vratian, Magni ve Mother üçlüsü ki muazzam bir üçlü gerçekten. Her şey çıkaralım. Magni, Mother. Magni, Mother ve Vratian ya inanılmaz bir şey. Bunlar şey yapıyorlar. Forge of Origination'ı sadece old katları yok edecek şekilde ayarlıyorlar. Ve o sızan şey var ya. Neolita'nın sonuyla alakalı. Mızata bir beam atıyoruz hani. O Foil of Origination'dan, şeyden. Ben oradaki şeyi daha çok Heart of Azeroth'a benzettim ama. Hayır, bak orası Chamber of Heart. Ama biz onu bilgisayar bağlar gibi Foil of Origination'a bağlı. Ha. Tabii ben normalde çok böyle önden giden bir adam değilim. Çok sevmem mesela patchleri falan şeyleri okumadım. Abi önden giden adam diyorsun ne oldu? Hayır canım şu anda bu nasıl söyleyeyim? Ben spoiler'a girmem lazım mı? Hem hype'da hem de senin tam uzmanlık alanın olduğu için hani kaçırmak istemiyorum. Benim spoiler'a girmem lazım şu an işte. Bayağı girdim. Oraya böyle bilgisayar bağlıyoruz. Oradan da o Titan gücü Mızat'a yolluyoruz. Şimdi de Mızat'ın ölmesi çok mantıklı çünkü Titan gücü yolluyor. Purification. Mantıklı ama sinematikte ne olduğunu bilmiyoruz. Ondan sonra bir kastim var. Mindy bize şey diyor. İşte Azeroth'un şarkısını artık çok net ve temiz duyuyorum. Old Gods'lardan kurtuldu diyor Azeroth için. Yani biz o Forge of Origination'da hepsinin moleküllerine kadar ayırmış olduk. Ve bu benim canımı sıkıyor açıkçası. Bir dakika neymiş aşkım bir daha sonra? Yani Halls of Origination'da bir şey var nasıl söyleyeyim. Titan Keeper'ların daha doğrusu Titan'ların şeyi yaptırdığı bir şey var nasıl söyleyeyim mekanizma var. Bu mekanizma aynısı benzer tarafı Uldur tarafında da var. Algolon sen oraların detayını bilmiyorsun. Senin bileceğin yer neresi olabilir? Hani Titan'lar kendilerine işçi yaratmıştı ya. Earth'ınlar işte şunlar bunlar onlara işte çalışma yaşam gücü veren bir makine yaratmışlar. Ha onlar işte. Onları kullanarak... Ben geliyorum bir saniye. Tamam onları kullanarak Old God'ları Azeroth'tan temizliyormuşuz. Asıl amaçları bu yani. Magni'nin. Magni. Ben bir şey soracağım. Peki Azeroth'un gerçek sahibi kim? Bilmiyoruz bunu değil mi? Bilmiyorum yani sorarız şimdi. Yani Azeroth'un gerçek sahibi ne demek? Bu soru da yani biraz şimdi şöyle biz şöyle düşünüyorduk. Titanlar Azeroth'un gerçek sahibi. Yani işte ana şeyin işte güç veren onlar ana şey o. Hayır. Azeroth'un içinde özüt var. Titan özü var. Evet, özü var. Tam yani Amantul yani? Gibi Titanlar gelip de burası benim gezegenim lan demiyor yani. O zaman Titan. Onlar da işte Şey purification protocol. O kılıç düşünce Azeroth'ta kilitli olan Old God ya da Titan serbest kaldı. O cisim ya da şeyde Azeroth'un sahibi olabilir. Yani ne Eda'nın sorusu, Eda sen yokken bir soru sormuştu da Azeroth'un sahibi kimdir diye. Yani aslında biz şöyle düşünüyoruz. Aa işte onlar o özü ama belki de gerçekten özü değil. Yani başka bir şey var anladın mı? Başka bir birisi var. Ondan... Ama şu anda şöyle söyleyeyim. Biz tamam bu teori güzel bir teori craft olabilir ama şu ana kadar konuştuğumuz bütün lore'leri reddeden bir... olgu olur bu. O kılıçla ilgili başka şöyle bir şey söyleyeyim. Murat Han ne kadar onaylayacak beni bilmiyorum ama aslında Sargeras orada Nzot'u öldürmeye çalıştı diye bir şey var. Teori var. Ve bana da çok mantıklı geliyor yani. Evet abi ben o konuda birkaç bir şey söyleyeyim. Bence zaten işte Nzot'a gitti. Zalat'ı sakladık öldüğünden çok daha mantıklı.
Çünkü biliyorsun birinci tane öyle bir önce şey. Zorat'ı tıkladım. Zot'u öldüreceğiz şey verdi. Sonra bu Forge'i şey verdi. O kılıç bence de yani ya old katları tamamen öldürme ya da Zot'u öldürme. Değerli bir şey. Zaten hani diğer old katlar Yine ölü olduğu için direkt Nazoth'u hedef alıyor diye bir teori var. evet. Yine Akolon'un daha önceki bir teorisi. Şimdi de o kılıç hakkında. Azeroth'u zorla uyandırıp ama henüz bu şey teorisini koymamıştı. Azeroth teorisini söylememişti bu sırada. Karıştırmayın yani bunu da. Azeroth'u uyandırıp bu Emrah Dream'de uykuda tutuluyor ya güya Azeroth. Ki bana çok mantıklı geliyor. Çünkü hala uyanmadan. O kılıçla uyandırıp beraber Warlord'lara karşı savaşmak target diyor. Evet öyle Takip evet ettiğim evet adım. tamam Yani şimdi o hatırladım. zaman Sargeras meğersem iyi miymiş? Zaten Aa, bir şey diyeyim mi? Sargeras kadar benim şu an şöyle söyleyeyim evet. bebeğim, Sargeras'ı bize Sizin kötü olduğunu söyleyen Titanlar. Tabii ki bir oyunda bütün kötü karakterler gri olduğu için Sargeras'ın da iyi tarafı çıktı. Hakikaten o kılıç orada ne olacak? Her yerden gözüküyor, gemi direği gibi haritanın ortasında. Onun ne olacağını bence şeyde göreceğiz. 5'te göreceğiz. Çünkü Shadowlands'a hiçbir ima yok ondan. O kılıç hakkında hiçbir şey yok Shadowlands'ın. Ha, Şu ana kadar 8-3'te göreceğiz bilmiyorum. diyorsun yani. Nasıl halletir bilmiyorum. Çünkü Shadowlands'da hiçbir şekilde o kılıçla alakalı bir şey yok. Yani 8.3.5'e ne yapacak hani? Tutup fırlatacak mı biri? Anlamadım ne yapacak. Ama o kılıç çok önemli. Kılıcı Yani Nizzoth'a bağlayan Pyro'dan daha fazla madde bağımlısıdır. diye bir yorum neden? gelmiş. Ha? Neden olduğunu söylesin cevap vereyim. Bilmiyorum, yorum gelmiş. Biz devam Neyse edelim. olsun. Tamam cevabını versin ben şey Yazar. yapayım. Konuşursunuz. Şey. Konuşursunuz. Bize konuşsan nasıl kurtaracağız? Çünkü şu Alakasız an iki noktada ölüyoruz. ondan. Neden Abi alakasız? bilmece abi bilmece gibi konu. Alakasız iki nokta. Hani Alakalı neden alakasız? Çünkü şöyle bir şey var. Nasıl? Azeroth'un dibine kadar Azeroth ciddi anlamda korap ediyor. Sargeras'ın Orgat bunu ölmez o bilmemesi için kılıçla. sebep yok. Öyle bir ölür ki. Neden ölür? Titan gücüne karşı bir şey yapamıyor orada. Ya Maalesef. ama biraz evet bir şey sığ bir saldırı oldu. Adını sen söyle. Orgat'ı biz gidip ininde öldürüyoruz ya. 10 tane şöyle söyleyeyim. Geçmişte 10 tane maceracı daldık ankiraja. Atıyorum 40 tane. Gittik öldürdük yani. Ya şey olgusu Olur var işte ya. Manifestation öldü de Sargeras'ın notu yani Sargeras notu böyle elinde alıp fırlatır yani. Böyle güç Bütün kıyaslaması yok paramı onların yoklar arasında. harcı. Sargeras iyi Oğlum adam, patates Sargeras'ın doğrar gibi bıçağı soktu Azorota. Ya biz iyi tabii demiyoruz. Şu anda diyoruz ki iyi ve hayır. kötüyü bize hikayede Titanlar Titan anlatıyor. anlatıyor. Yani bunun kararını biz henüz kendi başımızda vermiyoruz. Ortada Yaşar Az Yok olgusu var. ben Bir kalbi bile neler yaptı adaya. Doğru söylüyorsun ama şunu da hatırlatayım. Sargeras'a es güçte olan Amantul çok basit bir şekilde Yaşar Az'ı parçaladığı için şah kalıntıları var. Yani daha sonra zaten Yaşar Az'ın kalbi hapsediliyor, saklanıyor falan filan. Yani oradaki fight'tan da Çelişkiler var. işaracı İşaracı bunda olması. İşaracı onun tepsi. Salak olup alıp onu resmen koparması. evet, işte ondan bahsediyorum. Yani Sargeras tek Sövdes. kılıçla şeydir yani, ölebilecek Ya ortada şöyle bir kalan. şey. O çok rahat o kadar ya. Hiçbir şey. Fiziksel formu da o kadar. Tek de Önemli ama. öldürmen lazım Old Ben God'ı, bir yoksa kalan parçaları da işe yarıyor. Demek istediğim evet. bu. İşte öldüremiyorsun, gezegene zarar veriyor. Amantul bunu denedi. Başa dönüyor Hayır mevzu. ama Ha. şey o öyle değil bence çünkü Amantul'un dışarıcı yok ediş şekli. Mesela bence bir şey olmuyor. Hani sen alıp car diye çıkıp yırtarsan tabii ki yara açılır. Bence Mı? Old God'ların ölmesi o yüzden zarar Peki vermiyor. neden ısrarla biz Yoksaron'u, Katun'u hapsetme şeyine giriyoruz? Evet bu da var ya sürekli bir Yani hapsetme ısrarla buna şeyimiz var. yöneliyoruz. Ama çünkü O da Amantul'un ilginç bak şeyi katılıyorum. diyor ki ben bunları böyle yok etme Azeroth ölecek. Böyle koparmaya başlayacağı için. Diyor ki ben bunları Titan Keeper'larına yollayayım hapsetsin. Tamam O ama biz şey de işte onun o mantığı o. prisonları tutmaya çalışıyoruz yine atla yani. Gerçi yine şeye bağlanıyor. Oyun lore'unun oyun yani. Yok prisonları açıyorsa bırak emparosunu zaten. Evet. Ben diyor ki Şey diyeceğim hani onun öldürmesi. Sargeras çok rahat öldürebilir mi? Bir de bir amaç vermiş.
Abi tentacle'lar içine girmiş gezegenin her öldürme girişi Titan'ı kanatıyor. Olabilir gayet yani evet. Yani şöyle evet, evet o. Ama yani, şöyle söyleyeyim, bu doğru bir olgu. Bugüne kadar dediğim gibi bugüne kadar hep lore bu şekilde anlatıldı. Yani herhangi bir Olgat'a verdiğin zarar Azeroth'a zarar veriyor şeklinde anlatıldı. O yüzden biz işte Eda'nın da üzerine ısrarla durduğu konu sürekli hapsetme, sürekli hapsetme hayali içerisindeyiz. Orada ya cidden çok derinlerdi. Derin bir konu. Hayır, tent yani. Yok derin, yok derin değil. Yani aslında ben hala öldüklerinde bir şey olacağını düşünmüyorum. Ben yani, olay bence şöyle avantını yaptı da. Anladım. Şöyle de bir sıkıntı var. Şimdi bizim burada insanların birbirine... Ben de şeyi fark ettim. Ben daha yeni girdim de konuya. Konulara böyle diyeyim sana. Şeyde... Lore'da... işte ne bileyim artık... nasıl bir olgu yaratmaya çalışıyorlar ama... Çok güçlü ama o kadar güçlü değil. Çok güçlü ama o kadar çok güçlü değil. Evet. Bir sık... Diye bir ya da şey çok var. Kadar, ya da çok kötü ama o kadar kötü değil. O kadar kötü bir değil. Bir şey bu, söyleyebilir şey, miyim? Burada çok araya bir... girmek istiyorum ya. Kafa şeyi karışıklığı yaratıyor. Yani, az önce söylediğim olguya geliyor işte bebeğim o. Hani çok güçlü... Ama sen de güçlüsün. Hani o kadar güçlü değil yani konu. Evet çok güçlü ama sen de ya. güçlendin. Yok zaten o şey oldu artık. Avengers'ı gibi. Ya illaki öyle olacak abi. Normal değil mi? Şimdi ben de sana şunu söylüyorum. Sen kahraman olarak yani elinin altında bulunduğun, tuttuğun bu karakteri biraz da hor görme yani. Yok yok bu hayır. Karakter hor görmek değil ama Lich şöyle King bir şey var. kesmiş, Deathwing öldürmüş, Illidan dövmüş. Lich King... Lich King kesemedik. Lich King de Argus'ta bize tek attı. Ya hayır onu demek istemiyorum. Hani ve, bu ve fight'ları buralara sürükleyebilmiş karakterler. O şey hiçbir son boss'u oyuncu öldüremez Mondo'sunu evet, biliyorum. Evet, Onu evet ondan zaten. bahsetmiyorum ben. Hani demek istediğim ben de güçlendim artık. Hani Evet. Basit anlamda bir level değilim artık. 120 level'ım. Hani evet o karakterler Öyle. artık güçlü değil. Hani senin o sagalarda duyduğun, efsanelerde duyduğun karakterler sana artık o kadar güçlü değil. Kene'ye bile Ama doktora şimdi çıkarttırıyorsun. yani Şimdi doktor demek ki işe yaradığın zehri kafasındaymış. Zart diye asılınca saldı zehrini. Eyvallah. Öldürmek de şey dengeyi bozuyor olabilir. Aslında Blizzard BFA'yı Legion'dan sonra Old God paketi yapsa tüm sorular cevap bulurdu. Mesela Gahun örneği bunu Titanlar yaptı ama nasıl bilinmiyor. Ya da deneyin sonuçları falan boş bir raid ama güzel lore'un döndüğü raid. Evet. Katılıyorum. yani biraz böyle hani bilim kanatı gibi. Ben o konuda sana şöyle katılmıyorum. Ben Rujinyon söyleyemedim özür dilerim. Bence Blizzard hala Old God temasını bir şekilde elinde tutup buna böyle sizin oynadıklarınız bunların boku püsürüydü. Alın lan ref diye böyle önümüze bir Old God şeyi yığacak gibi geliyor. Çünkü Abi ha söyle. gerçek Yok sen anlamda daha Sert bir Old God ya da H.P. Lovecraft'ın işte o meşhur Cthulhu'daki ağır hikayesine benzer bir olguyla henüz karşılaşmadık biz oyunda. Evet, Nuzhoth buna benziyor hikayedeki. Bunun böyle en ufak örneği falan. Evet ama yani Yani belki düşünün de ki bu bile insanların beynini yaptı. yani belki de Old God'lar gerçekten o kadar derinlemesine değil. Bunun background'ındaki hani biz şu anda Void Lord'lara sardırıyoruz mevzuyu ama background'ında gerçekten çok büyük bir hikaye yatıyor olabilir ya da saklıyor da olabilirler. Atıyorum bir kalemle bir kağıda yazmıştır köşede bir Blizzard. Bunu çıkartıp cebinden Ben açıkçası kararsızım. Bu yüzden dediğim gibi yani tamamen bütün noktalar yok oldu. Delta'nın ardından. Ben Blizzard'ın aslında daha çok biz bu konuyu işleyemeyeceğiz. Hadi bitsin. Diye Öyle Old düşünmüyorum. Yani artık Azeroth oturacağını yeter, düşünüyorum. başka dünyalar açalım mı getiriyorsun? Hayır, hayır, hayır. Şimdi Şu açıdan biz aklımız bunu yapmaya basmayacak. Çok ciddiyim, basmıyor. Biz yapamıyoruz, işleyemiyoruz bu konuyu. ben İşleyemiyorlar. Şöyle işleyemediklerini bak. düşünmüyorum abicim. Neden biliyor Nihalota'yı musun? çok güzel, bak. Nihalota'yı çok güzel yansıtmışlar. Tamam. Zaten boss fight'ı çok güzel. Mind Corrupt'ı olan. Böyle bizi zihin fazlarını falan alıp çekiyor. Şeyi bile yapmışlar. Warbringers'ta o hikayede okuduğu davulları falan koymuşlar. O arkada davullar çalıyordu çünkü Warbringers'ta. Nizot'un olduğu Warbringers'ta. Ama bir yandan yani çok rahat bir şekilde Nuzhoth ölmeden orayı bitebilirdi. Benim aklımda iki tane Yo hayır bilmiyorum. Bir sorum tane. var. Merak ettim bir soru var. İşte ben de Sorun onu hocam. söylüyorum. Hani
Çok özür dilerim. Eda bana bir saniye. Ölmüyorlar abi. Hani sürekli olarak bir dream olgusu içerisinde böyle furya dönerken bu kadar bir işte tata öldü diye harcayacaklarını sanmıyorum yani. Tekrardan bence karşılaşacağız. Ya öldürmemelerinin bir sebebi var ve biz de bunu anlamak istiyoruz yani. Tata hani. Yok abi ben şöyle düşünüyorum. Değil ben gençten öldüm. Tata gücü yok edildiği için bence yok. Ya ben bir şey soracağım. Ya da şöyle. Ya da kendileri yapacaklarını kendileri de ne yapacaklarını bilmiyorlar. Birlikte burada taş atma. Bence bilmiyorlar. Onun için tırnak içinde daha basit konular olan C'ye bir konuda gel. Açıklayacağım. Şimdi onları konuşursak yaparız da tamam C'ye dönüyorum. Çok heyecanlı konular ama bu konu kadar beyin yakmıyor yani bu. Ya tabi ama şimdi şöyle zaten olgunun kendisi bu şekilde değil mi? Yozlaştırma, senin beyin evet. Hani gerçekliğini çürütme. O zaman şöyle söyleyeyim. Bizim burada World of Warcraft'ta Old God olgusunu işlerken beynimiz yanıyorsa Blizzard biraz başarılı ya. Ben bir şey söyleyeyim. Tabii oraya evet. Ama aldıkları materyalin default'u beyin yakıyor. Ama default'ını direkt olarak bize sunmalarını zaten istemiyorum. Dediğim gibi hani daha yayının başında konuştuk ya çok fazla zaten hikayeden alıntı yapılıyor. Evet. Yani tamamen de Old God'ları adaması ben şahsım adına istemezdim açıkçası. Ben de bir şey yok öyle değil zaten. Bir saniye. Bir chatte biraz şey var onları alacağım. Tamam ben o zaman söyleyeyim. Ya ben sana sorayım o konuşuyor dursun. Şimdi tamam. Biz sadece Azeroth'u görüyoruz değil mi? Yeni bir dünya açıldı. Shadowlands geliyor. Burası dünya mı yoksa ya bizim yansımamız mı? Bunu sormak istiyorum. Onu geçtiğimiz yayınlarda da sormuştun. Söyledin. Ben söyledim. Yeni bir dünya. Yeni tamamen yeni bir farklı. Peki o zaman Void Lord'ların yaşadığı yer de yeni bir dünya. Death'in yaşadığı da yeni bir dünya evet. mı? Buralar da yeni dünyalar evet. değil mi? Dünyalar değil zaten bak. Dünya kavramıyla alem kavramını bir ayır. Alemler okey. Hayır çünkü şöyle. Gezegenler. Sen diyorsun ki biz WoW'da yeni dünyalar gördük. Argus'a gittik. Draenor'a gittik. Evet. Yani bunlar farklı dünyalardı. Ama Shadowlands farklı bir alem. Anladın mı? Gezegen gibi düşünebilir miyiz? Düşünme işte alem. Alem okey. Şimdi bir dakika. Tamam, İyi de bitmesi lazım değil mi? Malum kozmik güçler devreye girmeye başladı. Artık bitsin Old God'lar. Bitmeyeceğini düşünüyorum. Evet senelerce bekledim Nyolata'yı yani. Ama raid yaptılar. Ve orada bitti. Ben de bittim orada. Hem yani. Katılıyorum hem katılmıyorum. Nyolata mesela işte az önce Murat Han bize uzun uzun açıkladı. Zaten Nzoth'a ait özgü bir yer. Hani Azeroth'ta var olmuş böyle fiziksel bir şey gibi bir yeni açılacak harita ya da... Bir dream yeri aslında ha, ama tamam. Onu da mesela uyarlayabilirim. Şimdi ama Emerald Dream de... Emerald Dream de Azeroth kadar, hani Azeroth neyse o kadar. Demek ki Nyolata'da Nzoth ne kadarsa o kadar. Yok dedim ki ben adamlar Nyolata'yı böyle... Mesela zonda olabilir. Ama yani işte dediğim gibi abi bunu işte koy Nyolata'yı raid, Nzoth'da son boss kon. Bu konu kapansın sonra bakarız. Ben bir şey daha soracağım. Peki... Ya ben biraz umudumu kaybettim açıdan. Yani. Çünkü bilmiyorum bence... Yani çok oraya şöyle bitebilirdi mesela. Nzoth bizi mağlup ederdi. Kaçardık. Oranın ardından Nyolata mesela bizim gerçekliğimizi artmaya başlar. Expansion olarak. Ya da bizi öldürürdü. Biz de gözlerimiz açılacak diyordu ya. Gözlerimizi çalalım. Gözlerimiz açılacak. Christy Golden mahvetti bence hikaye. Buna katılıyorum. Yo, onun partları... Ben Mad Sands'ıyım abi. Onun partları çıkarsa verirse değiştirse ha? Metsen bir şeyler bırakmıştır ama ya. Öyle bırakıp gitmemiştir yani. Bence hala onun bir şeyler bırakmıştır o yani. Aman tam abi salacağım bunları vanilla oynayacağım belli. Her şey belli kafa rahat. Bak şu anda orada bir hani oyun sonu olduğu için her şey belli geliyor. Aslında Vanilla'da konuştuğumuz birçok şey Vanilla'da vardı zaten. Henüz gelmemişti. Bir şey değil mi? Vanilla'daki... Kafa rahat değildi yani. Vanilla'daki çoğu şeyin sebebi orada. Ben sana işte burada laf sokacağım. Onu bekliyorum sabırsızlıkla. Dur.
Abi Chronicles'ta yazıyor. Sen söyle de sen Nyolata sadece Nuzhoth'a özgü değildir. Yişar Az bile bahsetti. Hakkında Black Forest falan dedi. İşte biz de bununla ilgili şöyle bir teori craft yaptık. Tekrar etmiş gibi olacağım ama. Belki hepsinin güç merkezi. Aynen, hepsinin güç merkezleri ya da her birine ait farklı güç merkezleri vardır. İşte Evet. Nuzhoth'unki Nyolata, Black Forest'unki Yogg-Saron'a ait olabilir mi diye teori Evet. craft yaptık. Henüz tam reveal, tam açıklanmış bir şey yok. I need a goal for a while. Kendinize iyi bakın. İyi yayınlar. Görüşürüz. İyi Evet yayınlar abi, Couple teşekkür. Goals. Teşekkür ederiz. Eyvallah, hoş geldin. Tral bizi bir kere daha Keyifler bırakıp gitti. Tral bu. Ben Amerika'ya gidip kıstıracağım Lord ya. Master'ları. Mantığa sağan bir yola soksunlar hikayeyi. Şu an bence çok da mantıktan saptığımız şey Şu yok. an gayet güzel. Şunu Shadow demeye Lands gayet çalışıyorum. tutarlı. Bir kitap okuyorsun abi. Sen kitabın sonunu bilip de kitaba ortasında şey diyorsun. Ya sonunu bilmek istiyorum artık. Sonundaki şeyi söyle, ben tekrar okuyacağım değil. Eğer gerçekten kitabın sonunu bilirsek okumayız abi. Adım adım gidiyoruz. Güç merkezine evetim de tek Old God Tamam. değildir ya. Sen bana ne diyecektin? Bir Ben onu şey söyleyeceğim. söyle. Azorot o zaman bu farklı evrenlerin geçiş noktası mı oluyor? Farklı Yok. evrenlerin Ona geçiş gerek noktası yok. değil. Hayır, şöyle yine teori yaptık bunun hakkında da sen buradaydın Buralar aslında ama buradaydım. dinlememişsin. Azeroth'un içindeki tanrı Titan uyanırsa gerçekliğin yok olacağına inanıldığı için şu anda birçok şey Azeroth'a odaklanmış durumda. Ama bu dediğim gibi bizim Murat Han'la Bu bir teorimiz şu teori. anda. Ve benim de değil aslında. Başkasının teorisi. Buna şöyle diyebilirim. Mapinde abi açarsan eğer Azeroth realite olarak geçiyor ya, şeye Ha, bağlı. şunu açayım, tamam. Azeroth Emerald Dream ve Shadowlands'a bağlı. Bir bakın. Evet. Yani onların buraya direkt böyle bağlı olması. Ama ısrarla söylüyorum, yani bu Shadowlands. realite Azeroth mudur veya da başka bir realite midir? Yani burada direkt Yani gezegen evet, olarak yani değil mi? ortaya Ben reality diye şöyle Azeroth koymaları. takılayım bak, mesela atıyorum abartarak şu anda gösteriyorum, büyüttüm büyüttüm büyüttüm. Şurada küçücük küçücük gezegenler var ya, Azeroth bunlardan biri bence. Hani realitenin etrafında dönen işte Argus'tu, Draenor'du gibi gezegenlerden bir tanesi. Ama içindeki o olgu çok önemli olduğu için bu kadar üzerinde duruluyor bence. Olabilir. Sen bana demin bir laf sokacaktın. Sen onu söyle, ben sonra Şöyle, sorayım sana. mesela Nyolotha tek patch'te yeniyor. Tabii. İşte bu Nyolotha çok daha büyük bir zone haline getirilip bir işte expansion'a geniş geniş yayılabilirdi diyorsun. Evet. Eyvallah. Ama ben de sana şunu söyleyeceğim abi. Vanilla geldi. Ankiraj'a gittik. Şurada haritada göstereyim. Neredeyse Kalimdor'un yarısı bununla etkilenmiş. Siltus'tu, Uldum'du. Bir dakika, Tamam. ben arkada bir müzik mi duyuyor? Evet. Evet. Düşündün mü? Düşündüğümü Bir dedin konuş ki. abi sen. Evet. Evet, Karmordan. Dur söyleyeceğim Kalmara. Çok hoşuma gitti abi. seni. Hani Old God'larla, yani bir expansion'ın neredeyse yarısı kadar biz Old God'larla uğraştık burada. Doğru muyum? ona şöyle cevap vereyim. Titanlar Sartu. Abi. Ne Ankara dedi. Ankiraj. Yani bir şakayla söyleyeceğim de bok gibi vanilla grafikleri de yapılmış. Krip ve boktan bir şehir. Ulduar dediğin ufacık bir hapishane. Diyalota bunların güç merkezi olması Hayır, gereken benim yer demek ve ben istediğim şu, yani sen biz son yani. oyunda hem gameplay'de hem lore'da Old God şeyini zaten birebir her dakika yaşıyoruz. Yani Naga dediğin şey tamamen bir Old God oluşumu şeyidir. Evet. Atıyorum. Ve ama hani şunu şöyle düşünelim. Bunu sürekli build up'ını yapıyorlar ya. Neredeyse her expansion'da bir şey var. Bunun bir yerde zirvesine ulaşması. Tamam, ben bence işte o Ona zirveyi ulaşmaz. zaten Kataklizm'de ulaştık bence abi. Yani şimdi Kataklizm arkadaşlar Deathwing'le ilgili işte bir ejderha ya da bir dragon ek paketi derseniz bozuşuruz. Abi hayır, Kataklizm kesinlikle bir Old God expansion'ıydı. Tabii canım, Başından o sonuna kadar. Nuzhoth'un adını ilk defa şeyde duyuyorum mesela. Dragonsoul'da. İşte ondan bahsediyorum. Hatta Yani o hazır zaten o ben şahsım adına bir oyuncu olarak, yani ben dediğim gibi klasikten beri oynuyorum oyunu. Hikayeyi yani sinire sinir oynadığımı iddia ediyorum hatta. Ben Old God'a doydum açıkçası.
Ben yeni bir atıyorum expansion'ı istemiyorum şahsen. Ama birçok da zaten mesela böyle düşündüğünü şuradan çıkartıyorum. İyi ki yeni ayalıta patch olarak geldi. Aynı şeyleri tekrar tekrar yapmak yerine Shadowlands gibi yeni şeylere odaklanmak daha mantıklı. Üçüncü Old God yeter Old God'larınızı. Ama ben de yani bu fikirdeyim. Yani, bebeğim şöyle söyleyeyim. Olabilirsin bu fikirde olabilirsin. Yıl 2005 ama... ben oyuna bağlandım. Old God yani yıl 2020'ye geldi ben hala Old God'larla uğraşıyorum yani. Hani gerçekten ama tamam. Bir şey mi? Heh, buyur abi. Yani bu adamlar Burnet Legion'ı da tırnak içinde oradan sildi. Belki silmedi abi belki yani. Konuşuruz. Belki onu da konuşuruz da Old God'lar da çok bir noktaydı ve bak biz bu kadar 2 saat, 1,5 saattir konuşuyoruz değil mi? Evet. Bak 1,5 saattir konuştuğumuz şey patch. Bundan nasıl bir expansion çıkacağını ben söyleyeyim. Elimizde Emerald Nightmare var. Black Forest var. Hı hı. Neolota var. Delilik kavramı var. Ama ben şimdi de sana burada... şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela Neolota benim gözümde bir Shadowlands kadar büyük bir olgu değil. Çok büyük. Abi şöyle Emerald Nightmare mesela raid olarak aynı şekilde harcayacağım. Tamam. Emerald Nightmare'ı ben nasıl harcandığında derlerde yanmıştım. Yani o kadar korkunç bir şey ki aslında şöyle özetleyeyim bunu. En büyük korkunuzu size zaten şey olarak veriyor. Azeroth'taki insanlara bunun etkisini şöyle yapıyor. Kabusunuzdan asla uyanamıyorsunuz. Kabus kadar yaşıyorsunuz. Mesela Emerald Nightmare'in Zeus o ilk Azeroth'a saldığı sırada. Ya sırf Emerald Nightmare'in bu gizemi, bu creepy'yi, bu dehşeti ya da ne olsan üzerinden Blizzard çok güzel paket efendim. Ama ya istemiyor yani. Ya bence istememesi insanlar bana çok şey diyecek, şey Warcraft yani... korku oyunu değil. Ha? Yani tamam Warcraft korku oyunu değil ama bunlar çok korku. Hayır, demek yani istediğim şu zaten bir de yani Warcraft korku oyununu geç. Warcraft Old God oyunu da değil. Hayır gülme. Evet. Demek istediğim tekrar etmiş olayım. Yayının başında dedik ya işte Kuzey mitolojisi var. Titanlar, Odin, Thor falan işte birçok inanıştan şeyden kitaplardan ya da fantastik dünyadan buraya birleştirilmiş bir hikaye var ortada. Yani Old God'ların bence yeteri kadar büyük bir yer kaplıyor. Daha büyüğüne çok da ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Hayır, bütün Azeroth'un Black Empire bir ailesine eğlendi. Ne abi, Black Empire? Bütün Azeroth'un Black Empire şeklinde yenilendiğini düşünün efendim. Ya da Black Empire'ın bir... Ama onu söyledim sana, dedim ki bu Nayalota ile olacak bir şey gibi gelmiyor bana. Hayır. Bu şöyle söyleyeyim, bak. Bu senin teorinden yola çıkarak söyleyeceğim. Özür dilerim, sözünü kestim. Nayolota, Nizota ait yani Nizota özgü bir şey oluşum kavramını kabul ettiğimizi söyleyelim. Varsayalım. Bu teorinin gerçek olduğu üzerinden yürüyelim. Bunları temizledikten sonra bu bütün Old God ya da işte Void Lord şeyiyle o Black Empire kuruluşunu bence ilerleyen yıllarda gerçekten bir ek paket olarak ama bu sefer Old God şu bu falan değil. Direkt Black Empire, Void Lords şu bu gibi göreceğiz yok gibi ama, geliyor Black bana. Black Empire, Old God'da bir şey. Bak ama şöyle söyleyeyim ben. Bu şahsi bir şey. Adamlar Neolata'yı Red olarak getirdi. Bu ne demek? Ben Neolata'da gezmek istesem gezemeyeceğim ben. Yani... Mesela zona olarak gelse en azından ben Neolata'da dolaşmak istiyorum. Uçabileceğim belki Neolata'da. Ya bu Emerald Dream için aynı şey ya da atıyorum. Evet o da çok. Birçok raid için de böyle şey yani şey Murat Han. Yani Emerald Nightmare keşke raid yapamasaydı. Çok yazık oldu bence Emerald Nightmare'e. Ben anlatıyorum nasıl bir dehşet oldu. Anladım ama ben katılmıyorum sana. Bak mesela o tarz olabilir yerleri söyleyelim. Düşünsene gezerken her şey sana saldırıyor zaten. Hani diğer raidler için de böyle yani içine girip gezebileceğin zonlar haline gelmedi. Bunlar da raidler haline geldiler. İşte ama dedim ki Neolota 10 yıldır buldu. Puzzle Box'tan beri Nizot öyle. Sonra abi patch, Visions of Nizot. İşte Visions Neolota, Visions'ları hadi bitti. Bence çok arayacak bir dediler. Yani şey gibi, Argus'ta olduğu gibi hatta. Argus'ta bir bok yaptık demişler. Neolota'yı da arayacaklar bence. Ama ben bence şey, hani o kadar karamsar da düşünmek istemiyorum.
Yani bu tarz bir güzel şey, yani gerçekten güzel yaptıklarına inanalım ya da aldıkları tepkiyi böyle güzelce harmanlayıp bize geri sunacaklarını söyleyebilirim. Yani Blizzard bu. Neleri neleri tekrar tekrar Hani önümüze sundu yani. Mesela Illidan ya, evet. Illidan yani. Erdoğan Evet, çok Hero korkunç bir yapacağız retcon ya. ama çok korkunç bir retcon ama işte güzel bir retcon. O mesela Shadowlands'e devam ediyor. Müthiş bir tasarım gerçekten. Bu tam olması gerektiği. Şeyler bile Real Landcraft o şehri şey olarak şöyle tarif ediyor. Geometrisiz mi ne öyle bir şey. Yani geometrisi bozuk mu öyle bir şey şeklinde tarif. Nihalata öyle mesela böyle büyük işte garip garip böyle spiral'lar falan var çok güzel yapmışlar ama. Yani bu delilik kavramı, bu korku, bu bütün Azeroth'un mesela derilmesi dediği gibi deli olacak. Böyle şeyler yapılabilir mi? Ya bir yapılmayacak diye bir şey de Sevdiğiniz yok yani. karakterler gözünüzün önünde dinlenebilirdi ve çaresiz kalabilirdi. Ama Blizzard bizi çaresiz bırakmayı maalesef pek sevmiyor. Bir kısa chat'e Ben o bakayım. konu zaten Bir kısa chat'e Pardon. bakacağım. İyi de Tamam. abi düşün, bir de Müslümanlık kaç yıldır var? Allah'a da dua ediyorsun. WoW'da da bu algı old god'ları olarak Alakalı nasıl? Ben hiçbir şey anlamadım. girmiyorum. Yok. Neler yaptı İnanç sen? olduğu zaman ben biraz kaçınıyorum abi konulardan. Yok anlamadım zaten ne Hani kastın. şey gibi düşün diyor. Hani realitede de inançlar var ya. İnançlar da Evet. hani yüzyıllardır var olarak yani geliyor. Old God teması da işte bizim Azeroth için buna benzer bir mevzu gibi düşünebilirsin diyor. Yani ben dedim ya 2004'te oyuna girdim. Hala Old God konuşuyorum diye bu. Peki Illidan'ın ben aslında iyi adamım olayı Burning Crusade'den beri belli bir şey miydi? Onu galiba Chris Metzler'le 2007 bir son diyorlar. Yani ne olacak diye bir bakımlar var diyor. Galiba var o zaman. Yani belli bir şey olsun ya da olmasın. Demek istediğim şu. Yani sen sabit bir hikaye üzerinde oynamıyorsun. Yani senin önüne zamanda kötü diye sunulan karakter daha sonra aslında iyiydi. Biz işte gaza geldik falan şeyinde sunuluyor olabilir. Ki ben sana şunu söyleyeyim. Warcraft 3'ü oynayan bir karaktersen, yani bir adamsan Tabii World of canım. Warcraft'a girdiğinde ya hop bir dakika yani Illidan kötü amca değil modunda oynuyorsun yani oyununu. Onu sana Bu arada söyleyeyim yani. Warcraft 3'te de Old God var aslında. Var, evet. Böyle çok anı bırak böyle arka tarafta çok çok derin karanlık bir şey diye bahsediyor. Böyle bir şey var. Boss şey. Nerevyanlar falan. Zaten Anup şey yani Yoksaro'nun Nerevyanlar. Aynen Lich King'in kaldırdı. Evet ama yani zamanında güç haritası yani Black Empire dönemindeki güç Evet. haritasında Onlara Nerubianlar hizmet ediyor. Yoksaron'a bağlı diye biliyorum. Doğru muyum? Evet, tabii canım. Tamam. Evet, onlar yoksa. Yok, o zamanlar Sonra İngilizce bilmiyordum, oynayamadım Warcraft 3. Hani demek istediğim hani orada ben mesela oyundan çıktıktan sonra bir dakika abi Illidan gayet iyi bir karakter demiştim yani. mesela bu Chronicles'ta şey yazıyor bu Vanilla'dan örnek vereceğim. Hani bu Vanilla zamanında Thunderbolt şeyler neydi onların adı ya o Thunderbolt saldıran domuzun elemanları. Abi Lore Blog'un var ismi gelmiyor aklıma. Mogu mu? Yok Mogu değil ya. Warcraft 3'te de varlardı Boarlar ya. mı? Boğarlar evet. Mesela Chronicles'ta şu yazıyor Quill Chronicles'ta. Boar mı? Ne öyle bir şeydi? Kroboarlar evet. Chronicles'ta şey yazıyor bu. Horde'la Alliance birbirine girmiş Vanilla'nın başında. Old God'lar bunu fark edip mesela. Eldin Forest'ta Kobold'ları aldırmışlar. Thunderbluff'ta Kroboarları aldırmışlar. Bir yandan da Emrakul Nightmare'i aldırmışlar. Daha Vanilla'nın. Katon için şey diyor. Çogal onu serbest bırakmış. Bu Çogal Vanilla'da yoktu. Burada Çogal onu serbest yapmış. değil de Evet. yeniden uyandırmaya çalışıyordu. Ha, evet. Şey yazıyor burada. Vanilla'da var mıydı Çogal? Yoksa bu retcon mu? Çogal Vanilla'da direkt olarak gördüğümüz bir karakter değil ama Çogal hani Adı doğru geçiyor muydu? nasıl yani evet vardı Çogal adı yani. geçiyor muydu? Vardı evet. Burada ben bunu burada öğrendim mesela. Şey diyor. Çogal gelmişler. Temel Temur olarak Azeroth'a Orkan fark ettiklerinde bu Sirs'e gitmiş. Katon'un zincirlerini kırmış mesela.
o şey yapmış yani, serbest bırakmış. Daha sonra 90'ın zincirlerini de çıkmış. Ama hani bayağı önceden bir şeyleri var demek. Ama mesela şey garip. Nuzlocke mesela şey diyor. All eyes shall be opened. İşte bütün gerçekleri göreceksin işte, gelin falan. Ya yani bu Ama kadar o Redcon kendilerine 7 kata zamanı Vanilla'da öyle değildi. Şöyle zaten hani Cho'Gall Gul'dan'ın apprentice'i muhabbetinden yola çekeyim. Geldikten sonra Twilight Hammer'ı kuruşu, Nzhot'a işin girişi, hani Old God'ların hepsini serbest bırakma girişimi bir kült olarak hani Kiraji Twilight, şey, ya da Hour of hayır, yani Kiraji ya da Nerubian ırkının dışında o oluşumlara sıçramasının başlangıcı çok al. Twilight. Şey diyecektim. Zod kendine bu kadar de güvenli konuşurken, ya da şey var işte abi, onu Zod'u kafasına ışın attığımız kansiyon var ya, orada şey çok komik. Abi senin karşında duruyoruz. Tamam. Havaya yükseliyoruz senin karşında. O cutscene aklında, o sinematik aklında mı şu an? Zota ışın attığımızı Şu istersen an yok açın. ekranda. Abi karşına geliyoruz, havaya yükseliyoruz. Üzerimize ışınlar geliyor. Sana bir şey bile belli. Hiçbir şey yapmıyor. Mesela böyle şüphelendirmiyor diye hiçbir şey yapmıyor. Hani gelip la bir dur la bir at bir tentakl atıp bir yere atıp düşürebilir. Baya Peki izliyor böyle, o bu ne yapıyor? havadaki kişi biz miyiz? Evet, bir oyuncu o. Ama şey, sinematik girdiği anda o player yani o. Anladım. Hiçbir şey yapmıyor. İzliyor böyle baya. Mesela şey de, Aleria şey diyor ya böyle sürekli, Void Evet. Hatta Sylvanas'ı görünce kuduruyor falan. Whisperer diyor ya. Yo Ya, öyle onu da öldür onu konuşuruz öldür onu niye zaten. kuduruyor? Yok, onu da konuşacağız zaten. Şey diyor. Bu Trelon, Nzot'un ölümü senin bu Whisperer'ları indirdi mi diyor. Aleri de şey diyor, hayır, tam aksine Daha da ciddi. koroya yeni sesler kasıldı, daha da şiddetlendi. Şimdi tamam, böyle hintler bırakıyorlar ama ben sesini aslında hintlenmek istemiyorum diyor yaptıklarından. Açıkçası bence daha çok ne yapacaklarını bilmedikleri için şey yapıyorlar böyle. Hani demiştim ya, silah Jailer'a 10 yıl sonra bağladılar diye. Belki de şu an bunları burada böyle bırakıp bu imaları yine bir 10 yıl sonra bakacaklar ne yapacak. Ama hani Old God, bu kadar konuştuk bence gayet. Efsane bir paket olabilirdi yani şu açıdan. Abi Dinliyorum. Faction War'u 3 defa yaptık. Bir defa kendi paketi oldu bir anlar. Faction War'u yaptık derken abi 3 defa. İki defa şey oldu. Orklarla insanlar arasında. Onun dışında her pakette savaştık. Bir de Battle for Azeroth'ta iyice birbirine girip bitirdiğimi umuyorum artık. Burning Legion'ın kendine ait expansion'ı. Ya Old God'larım olsun diyorum ben Ben de yani. diyorum ki olabilir daha dur. Abi işte ben 30 yaşı 40'ıma yerim pardon. Niye canım yani şöyle söyleyeyim bu oyuna başladığımızda çocuktuk ya. Gerçi şey var. Battler diyordu. Shadowlands. Bu farklı realmlerde zaman farklı işliyor. Sen Shadowlands'e gideriz. Döndüğümüzde farklı real. Evet öyle bir teorisi var onun. Ama dediğim gibi yani biz öyle bütün noktaları temizlediysek orijinal işinden, o hikaye şimdi değil, bayağı bitti gibi. İş Void Doctor'a bağlı gibi. Yani. Yani bu konuda değerlerini bilmiyorum yani. Bu kadar konuştuk ama biraz şimdi bitirmek istiyor bence. Ya da belki tamamen. Ama dediğim gibi ne kadar ilginç bir konu olduğunu Ben konuşuyoruz şu Blizzard'ın tamamen bitirmek istediği düşüncesinde değilim abi yani. Hiçbir zaman bu konuları böyle basit bir şekilde lap diye kesmedi bugüne kadar. Bugün de keseceğini sanmıyorum yani. Mesela Burning Legion'da bitmedi aslında. İnsanlar öyle düşünüyor. Ben bunu bağıra Aa canım bağıra Burning Legion kesinlikle söylüyorum. bitmedi. Daha dur. Sargeras hayatta bir kere.
Yani Sargeras Yani hayatta Twisting nedir olduğu gibi duruyor. Bütün evet. yani nasıl söyleyeyim, Demon generalleri geri gelecek. Daha yani ne Mesela derler? Kircaid'in de Arkemand'dan var bile emin değil. Ne? Kircaid'in de Arkemand'ın durumu hakkında bilir bile emin değil şu an. Kesinlikle. Yani Kircaid'in ve Onlar ne Arkimon bilmiyor öldü ne diyenin de yaptıkları yani. anlığını karışlarım. Yani Twisting nedir'e girdiniz de öldürdünüz mü yani? İşte şey muhabbeti var ya, Arkemand'ın bir fazla şey. Twisting nedir? Hani o canonsa Bir dakika, bir öldü. dakika. Hangi Arkimon'un mitik fazı Twisting nedir abi? O alternatif zaman Yani çizelgesi orası. Lütfen. Bizim zaman çizelgemizdeki Arkimon hayır. Hijal Dağı'nda patladı. Dur yani Azeroth da öldü. Yok yok. Tibesmetre şeyden bağımsız. Zaman dilimlerinden bağımsız. Yani bizim Yok tarih artık. felsefesi Oh. de evet öyle yani. Evet. Dur şu an O bir şok olabilir miyim bir iki dakika? olabilirsin abi. Ben bırakayım bir öyle sindirim bile. Oh. Tabii canım, Sifnitter bağımsız zamanlar. Her yere bize gönderdikleri Arkimand gerçek Arkimand. Onun bir vücut bulmuş geri gelmiş yani. Alternatif Arkimand ya da alternatif Kircim diye. Oh. Bir dakika, şu an yanlış anlama yok abi. Yok yok. Sifnitter bağımsız şeylerden, zaman çizelgelerinden. Aa çok Shadowlands da ilginç. tahminen öyle. Araştıracak mısın? Yok. Başka bir şeye bakacağım. Bu arada tekrar söylüyorum, bu siteyi bence çok şey. Usta'ya çok fazla güvenmeyin. Hayır ama Blizzard'ın kendi Çok kaynağı eski, çok dışında eski çünkü. çok fazla da bir kaynağımız yok. Ben şeye bakmak istedim sadece. Hani buradaki Arkimond'dan işte Aynı arkadaşım. hayır, aynı Arkimond da hani bahsederken alternatif diye bahsediyorlar ya sürekli olarak. Yok öyle bir şey yok da zaten fark var. Zaten. Ve işte onu da Peki buraya bir tık nereye bağım? fazla Bunu neye bağlıyorsun abi? Yani Arkimond bunu veriyor muydu bize? Fight'ta şurada burada aynı Arkimond olduğunu. Yani biz bunu Mount Hijal'de öldürdük. Daha sonra beden olarak tekrar mı geldi bu? tabii. Hellfire Citadel'daki... Aa çok enteresan. Demonların özelliklerinden biri demek. Abi Yazmışsın çıkmak değil. Warlords of Draenor olmayan zamanda geçti. Alternatif tamamen dendi. Hayır ama diyorum ki arkadaşa söyledim. Tevfik nedir ve demonlar bağımsız. Tam bizim Bağlı değiller. Yani alternatif Kaynakla Paradise diye bir desek şey. vallahi ben de çok merak ediyorum ya. Kaynakla desek kızmazsın Noble'ın bize. abi Noble'ın birçok tuhaf mantıklı bir teorisiydi o. Şu an cidden kaynağı hatırlamıyorum. Mesela kaynağı hatırlamıyorum. Çok emin oldum. Daha doğrusu çok emin olarak konuştum. Nereden başka bir şu. İşte Forsaken'lar, Old God'lar çok dayanıklı. Mesela öyle bir şey söylüyor. Onun da kaynağı yok ama doğru kabul ediliyor. Tabii canım şimdi Bir... Noble gibi, Pyro gibi ya da Belular gibi işte bu tarz büyük World of Warcraft hakkında içerik üreticilerinin bazı söylediği şeylere deyip evet deyip devam etme durumumuz var. Çünkü belki bu adamların Bir ulaştığı dakika. kaynaklara ulaşamıyor olabiliriz ya da Gördüğü şeyleri bir aynen... dakika siz bir konuşun, ben Arkemant hakkında bir röportaj vardı. İzleyeceğim, seveceğim. Yani noble kaynak değildir denmez bence. Kimsenin de diyeceğini sanmıyorum zaten. Evet, bir Noble'ın teorisiymiş abi. Legion gibi evreni evet. tehdit eden gücü durdurduk sonra birbirimize giriyoruz. Neden gezegene ruh veren ananın kanı için Velen falan çıkarcı çıktı. Onlar için önemli olan şeyler bitti. Gezegen umurunda değil ki kimse çıkıp aga siz ne ayak savaş falan demedi. Haklısın. Abi ölümlü çünkü salaz. Bu kadar da salaz çünkü ölümlü olduğumuz için. Mantıklı. Bir dakika, ben şu Blizzard lore yazarlarından birinin bunun cevabı var. Bakacağım, bir Ama Arkimand şimdi şöyle öldü bir mü şey. diye. Mesela bak şu soru da güzel. Şimdi Arkimon Pantheon'u bulup Sargeras'ı oradan çıkarır mı? Tekrar gelip. Hatta Kil'jaeden. Sargeras'ın oradan çıkmasına göre ben de şu an Sargeras'ı yürüyorum. Sargeras sesin kesildi. Ben de İlidan'la. şu an Sargeras'la Eladan mısır patlatıp izliyorlar. Bunlar ne yapıyor? Bence keyifleri yerinde. Hatta Bırak yapsınlar biz de takılalım mı diyorlar yani. daha çok bu salaklar ne yapıyor? Yani ben bunları zaten
söylemiştim. Ya bence onların döneceği an çok böyle acayip eğlenceli bir muhabbet ediyorlar. O kesin de masa başı işte yapabilirler. Velen'in oğlunu öldüreceğimizde bize dalınca Lawful Aligni git ne? Aligni anlamadım. Şey diyeceğim, Velen'in Nasagrath bayağı şey. Ağabeyim düşman ileride nefret ediyor Sargasar'a ama onlar bence bayağı konuşup anlaşmıştır yani. Çok akılları, kafa yapıları benzer çünkü. Ve tekrar söylüyorum, bu oyunda Sargasar Zotay. Bu oyunda Sargeras. Sargeras'dan daha fazla güvendiğim karakter. Adamdır. Elayn. Elayn gitti. Ben bir dakika şu adamın cevabını okuyacağım. Aha. Bak. Lord'a adama soruyorlar. İsterseniz linki atın, atayım izleyelim adamın cevabını. Kendine ne diyeceğini bilemiyor çünkü. Olur. İster misiniz? Olur olur. Evet. Sen açacaksın aşkım, o atsın. Sen de sen bul, sen at. Dur, yok, ben atarım. Chat atsın. Twitch linkinden atarım. Ben bu ara sigaralarımı boş bırakıyorum hep. Bir şey de yapmıyorsun. İçmiyorum işte. Özlemişim sizi, eyvallah. Bakın, Twitch'e attım. Twitch. I can tell you our idea behind that. We might change it. This might not be canon. This might be something that we decide we're going to tinker with, right? So I'll try and explain what the thinking was. The idea was that the demons in the Burning Legion, they're kind of immortal in that they can exist across all the planes. Unless they're killed in the actual twisting nether itself. Hayır, bu bildiğimiz şeyden bahsediyor. Yani iblisler tamamen ölümsüzdür. Twisting nether'ı da öldürmediğini söylüyor. Özetle bu. So, killing hayır, ben orada başka bir şey söyleyeyim. In Warcraft 3, well, bir tamamen dinleyin, ben söyleyeceğim. Evet, kill an Azeroth, but he would recoalesce in the twisting nether and come back to. Bir kere kendileri de emin değiller bana. Bir saniye abi, bir baştan alayım. Bölük pörçük oldu iyice. Immortal and that they can exist across all the formidable, formidable enemies. Planeler için yani bütün alemler için ortak twisting nether diyor. Bu yüzden kendileri de emin değil diyor. Adam zaten konuşurken bakın kendi şeyi yani diyeceğini tam bilemiyor. Morrisfield'de buraya da. So killing Archimond at the World Tree in Warcraft 3, well, you know, he was killed on Azeroth, but he would recoalesce in the twisting nether and come back to haunt us again. And the idea was if you played in Mythic and you defeated Archimond, you actually defeated him in the Nether, and then you'd be dead for good. That was the idea that we played with. We tried to explain that, and I don't know. It certainly doesn't come across in game because it's not necessarily explained in game. And maybe we'll change that. Maybe we'll change the canon of that. But that was the idea that we were. Bakın diyorlar ki unless you rip these demons out and take them to the Twisting Nether and kill them there, they'll always keep coming back. So, but maybe that maybe çok that's şiri. Not maybe we'll çok şiri. Aa, ilginç. Evet. Bunu da öğrenmiş olduk. Yeni bir şey öğrenmiş olduk bugün. Hayır, o zaman bayağı bir şey öğrendim. Tamam, Archimod for good gitti mi yani şimdi? Hayır. Hayır, gitmedi aşkım. Kendileri de emin değiller. Yani diyor ya, bütün gerçekliklerde de var o gerçek Archimod. Ama adam konuşurken de kekeliyor. Şimdi dediğin kendileri de emin değiller şu an Archimod. Hatta ya, bir bok yaptılar. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Evet, bence de öyle. Ha diyor ki eğer alıp onu şeyde öldürürseniz diyor for good ölmüş oluyor diyor. Ama diyor öldürmezler diyor bilmiyoruz diyor, anladın mı? We don't know. Yani they're all everywhere. Mesela şimdi Shadowlands'e bunu bağlayacağım da geçmeden. Para yatırırsanız doğru yazacağız kafası.
Güzel. Şeyi konuştunuz değil mi? Bana siz borulara tek atması günlüğüne. Onu açıklamama gerek yok değil mi? Neyi abi? Abi şimdi bana borulara nasıl tek atıyor? Onu konuştuk. Yok ya, yok. Girme abi. Tamam. Çok konuştuk. Böyle bir 3 hafta falan filan hem sorulara maruz kaldık. Aslında açıkladık da çok da güzel. Yok ya. Sylvanas Bolvar'a nasıl tek attı diye de yani. Tek atmadı. Hani şey muhabbeti var ya. Bir tane işçi, usta daha doğrusu, işçi demeyeyim. Bir makine bozuluyormuş da işte gemi makinesi, adamı çağırıyorlarmış. İşte geliyormuş, bir tane çekiş darbesiyle vuruyormuş da. Hani anladın mı? Ay, nasıl tam, yaptın işte 1000 dolar falan. İşte aynen. O da öyle bir şey yani. Sylvanas'ınki de 1000 yıl artı şey yani tecrübesi. Ya Sylvanas şu an absürt derecede güçlü de. Şey diyeceğim. Başka bir konu. Bu konuda tahminen zaten kimse benimle ulaşmayacak da ben bunu Miraç abiye tebrikliyorum. Chat'ten yani. Ben Voyager'da Death'in o kadar böyle kanlı bıçaklı olduğunu düşünmüyorum. Neden? Çünkü dediğim gibi oyun içinde ok katların ağzından çok fazla dert alakalı cümle var. Yoksa kendi God of Death diyor. Yani Shadowlands'ı Yoksa'dan görmeyi beklerdim. Daha Yoksa'nın dair bir şeydir. Ya i̇şte ben şimdi şöyle söyleyeyim, şu önümüzdeki haritada... Bir dakika haritada... abi, tamamını söyleyeyim. Dur ha. Dur be bir şey. Tamam. Dediğim gibi Ilgaroth'un sözü mesela. Burada ölenler karanlığın içinde boğulacak diyor. Pespion, Shaldron, Dark. Başka birisi de Welcome Death, Do Not Fight diyor. Nuzot'un Crucible of Storms raidinde bir oyuncu öldüğünde şey diyor. Yes, Embrace the Truth of Shadow. Yani gölgelerin hakikatini kucakladı. Ben onun dışında gerçi Warlords of Draenor ne kadar kaldı. Chronicles anahtarı bir yıl önce çıkmış paket. O kadar da direkt kullanacağını düşünmüyorum. Warlords of Draenor'da Nerzor'un olduğu da Nerzor'un olduğunu biliyorsun. Sesin çok kesildi abi ya. Nerzul dedi. Shadow Nerzor'un olduğu dungeon'ı hatırlıyor musun? Evet. Şimdi o elemanlar Güya Necromancer. Deli gibi ölü kaldırıyorlar işte Shadow'un kullanımı ataları üzerinden ama Void Magic kullanıyorlar. Void Magic kullanıyorlar. Evet, onlar bayağı Void Magic kullanıyorlar. Hatta biz geçen Eda'yla da şeyi konuştuk, Gul'dan Fel kullanarak Resurrect yapabiliyor. Yani o ayrı farklı. Ben Fel'le de Fel'le zaten direkt geçecek. Ben işte oraya bağlayacaktım az önce. Bu kozmik bütün kozmik güçler zaten bir denge içerisinde sallanıp gidiyorlar yani. Birbirleri üstünde çok da böyle nasıl söyleyeyim atıyorum üstünlük sağlamaya çalışma ya da işte birbirlerini yenme gibi kavgalar içerisinde olduğunu sanmıyorum. Onu Light ve Void arasında koyabiliriz. Onlar özellikle Light. Hatta ama buna denge savaşı değil mi yani normal? Hani, yok hayır. Hayır denge savaşı bence... derken. Savaşlarının dengeyi oluşturması değil mi diyorum? Yok. Void aslında Light düşme olarak görmüyor değil mi? Void, Zalatat'ın söylediğine göre o bir şey olarak görüyor Light'ı. Light ise Void'i deli gibi yok etmek istiyor. Light ile Void arasında bir savaş var mı? Şey diyeceğim. Abi Alera ya bir tane işte Void his bırakıyor. Çizgi romanda millete abi Death'le Void aşırı düşman işte Death'i kullanacağız. Daha demin söylemiştin. Falan. Hı hı. Ben şey bana çok saçma geldi şu yüzden. Mesela bu. O dungeon'da Void ile diriltilmiş iskeletler vardı. İkinci boss Void ile yatıydı ve onların... Ses kesildi abi ya. Şey oradaki ikinci boss Void yaratıydı. Void boss'uydu. Ve o Shadow Moon klanının ataları üzerinden besleniyordu mesela. Yani... Tamam bu konuda hemfikir zaten. Hava... Benim demek istediğim şu. Yani bu kozmik güçler arasındaki savaş bir balans savaş. Yani evet, sürekli... Evet, denge olmalı evet. Ha, onu söylemeye çalışıyorum. Yani bu çünkü... olmazsa olmaz. Hani harmoni Ying ile Yang gibi. Evet, çünkü insanlarda şöyle bir şey olmuştu abi. Void'i yok etmek için Death'i kullanalım. Sen Void'i yok etmek için Death'i kullan.
Sonra Death seni bırakacak mı? Yani kozmik güce güvenmek zaten bence aptal. Light dahil. Hani Void'u çok seviyorum ama hatta açık konuşayım en fazla Void'a güveniyorum. Ama bayağı bu kafa vardı. Death işte Void'a kötü bir şey yok. Hani Void ile Death'in arasında ben en farklı şey diyorum. Ölen ruhlar üzerinden rekabet. Kapma yarışı yani. Çünkü besleniyorlar ya onun üzerinde. Özellikle Void. Hani ben ona şey en... Yok bu resmi sürekli açıyoruz abi ya, sıkıntı yok. Şey hani Void böyle... Şöyle Void'e düştüğünüzü düşün. Şöyle oldu. Sizi sonsuza kadar emmiyor ruhunuzu. Şey beslenmek için. Enerjiden bir şey alıyor ya bu. Death de benzer bir şey. Ben en fazla böyle olduğunu düşünüyorum. Yani Void ile Death arasında bir ruhları kapma savaşı var. Daha fazlası yok. Bu aşırı düşmanlık mevzusunu siz de görüyorsunuz. Hadi işte. Kullanırız falan. Battler daha iyi. Bence çok saçma. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bir tekrar eder misin soruyu? Kesildi yine. Hani ben işte mesela Battler bile şey diyor. Dedi işte dedi kullanıp boyda yok etmek falan ya da insanlar da diyor işte boyda kalp savaşı. Bence çok saçma. Saçmalı değil de ben o onun teorisi olarak düşünüyorum. Çok da hani herkes şu an böyle düşünüyor yani. Üstelemiyorum nerede? Çünkü ben bir gücü kullanarak başka bir gücün yok edileceğine zaten başta inanmadığımdan. Hani anlatabildim hani mi demek istediğimi? Dengeden dolayı. Aynen. Biz hani çünkü light yok olursa void yok olur. Life yok olursa death yok olur. İşte düzen yok olursa düzensizlik yok olur gibi yani. Ben gerçek hayatımda da bu şekilde düşünen bir adamım yani. O yüzden işte Death'i tutup da Void'i yok edeceklerini falan sanmıyorum. Bu şu kozmik haritadaki bu güçler, bu kozmik güçler birbirlerine muhtaçlar gibi geliyor bana yani. Muhtaçlık konusu onda ama Nizot'un bir whisper'ına gidiyor. Gidelim. Konumuz Nizot zaten. Yüce masada 6 koltuk, 6 tane aç ağız, bir evet. Tanesi diğerini, hepsini yok edeceğim. Ben burada bunu Void olduğunu düşünüyorum çünkü... Void şey böyle, her şey hiçlik ya. Bu biraz endgame olmaz mı sence de? Nasıl yani? Yani Void'in diğer 6 büyük gücü, kozmik gücü yok edebiliyor olması oyunun, yani oyunun değil de hikayenin endgame olmaz mı yani? Yok sadece böyle olacak diyor. Böyle olacak diye deyince. Olur diyor yani. Yoksa bu zaten aynen Nizot da hani manipüle şeyinden vuruyor da. Demek ama istediğim... ben açıkçası Nizot'a güvenmiyorum. Hayır, demek istediğim şu. Sen ne düşünüyorsun? Yani bu güçler kaybolabilir mi? Yani yok olabilir mi? Yani bir gün bir kalkmışız ışık yok falan bunu diyebiliyor musun? Hayır canım ya, şaka. Işık nereye gitti abi? Anne. Öyle bir şey değil mi? Bence bu kadar herhangi birine bıraksam gerçekliği boğar kendi dominasyonuyla. İşte ama gerçekliği boğar değil mi? Yani aynı şeyi düşünüyoruz bak. Hani mesela ışık bütün ışığı bıraksa Void'i de kendine bağlar. Life'ı da bağlar. Çünkü ışık şey dominant. Bu da dengeyi bozup gerçekliği dengeyi yok etmez bozar, mi? Dengeyi bozar. Onu bilemem. Onu bir risk çıkması var. Tabii canım. Yani biz de gayet teori yapıyoruz zaten. Bu birbirine düşman olabilir ama mesela dediğim gibi o map'in sağ ve sol tarafı var ya hani koordinatçı arkasında. Mesela sağ taraftakiler daha kanka olabilir mi? Sen, Void, Ben. Yani çünkü kanka diyelim ve onların ihtiyacı yönünde kullanılıyoruz diyelim. Onlar biraz daha edge taraf. Abi dengeyi fel bozuyor bence. Arcane'den üstün gördün. Life'dan üstün ışık ve Void bilmem... bilemem. Bence ki Kill Jaden, Jailer ile tüm ne? Ölüm içinde ortaklık yaptı. Bu yüzden Helm of Domination orada dövüldü. O konuya girelim mi ya? Ben çok girelim. Tamam. Şimdi abi şey diyor, Burning Vision bitti. Diye öyle söylüyoruz. Çünkü komünite öyle söylüyor. Burning Vision konusu kapandı. Yok. Yok abi emin ol. Yani yok öyle çünkü... bir şey ya. Kim diyor bunu komünite? YouTube videoları da, Facebook
da ben çok gördüm böyle gücü konusunu kapattığı. Zaten benim ilk yazım bu oydu zaten. Örnek gücü ve sergi arası Warcraft kremede oldu. Şimdi Shadowlands'da şey oluyor işte, Harbi kırdı hatta Mizzot'un üst sıra. The Veil Veins, His Crown Will Open The Veil. Evet. O ben daha gördüğüm anda Helm of Demonation diyor. Diğeri de When the Arrow Finds Its Mark, The Last Feather Will Fall Away. Bunu çevirmem lazım. Ork hedefini bulduğu zaman son zincir solacak. O da Bolvar'a zincirler çıktı ya. Hı hı. Ben o sırada dedim o oydu çünkü bence de. Burning Legion'la Shadowlands'ın çok ciddi alakası olabilir. Hatta ben onu sana bir yorum olarak bayağı oldum. Evet evet. Hatırlıyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Shadowlands'te bayağı Nathezm'in kökeni var galiba. Nathezm ırkının ortaya çıkışı galiba Shadowlands'teki şeyler. O muazzam karizma vampir ırk. Mı acaba? Belki. O çok büyük bir şey. Yok o bir teori diyeceğim. Modelleri ne kadar aynı? Ya modelleri ne kadar aynı da benzer modelde birçok şey gördük şimdi, yapma. Nathrezm görürüm biz yani. Şöyle bir şey var. Nathrezm'lerin ben fele bağlı olmuyorum. Nathrezm'ler bence omurgasız yani. Nereye çeksen gider. Kesinlikle öyle. Zaten onu birçok yayında da ben söylüyorum. Yani Nathrezm şöyle yani hizmet ettiği herhangi hiçbir şey yok. Yok hiçbir şey onlar hiçbir şey almıyor. Pis yüzsüz yok, karaktersizler. Yok Nathrezm'in gezegenini Sargeras yok etmiş. Aynen. Bak böyle de bir şey vardı. Böyle de bir alt metin var bak, ben sana söyleyeyim bunu. Bundan eminim abi. Benkerion. Nathrezm'lerin gezegenini Sargeras yok etti deniliyor. Illidan değil. Illidan bir tane Dreadlord ile kavgada söylüyordu. İşte Sargeras yok etti. Illidan değil canım. Benke. Aynen ya, zorlanıyorum. Yok abi Illidan. Yok abi Illidan'ın kitabında. Illidan'ın kitabında. Hatta Dreadlordlar ondan çok korkuyor. Kimden? Tabii canım. Illidan'dan. Çünkü Illidan Demon Altılar'la toplu ediyor. Kalen Adamlar gibi yapışıyor gezegenin. O kitap tabii canım, kitapta yazıyor. Illidan kitabında da şey diyeceğim. Mesela Dreadnought'lar Void'u da incelemişler. Hatta Sargeras'ın Void'lardan haberi olduk derim. Dreadnought. Legend'de şey gördük. Light Dreadnought. Evet. Paladin yani şeyi. Onun için diyorum bunları nereye çeksin? Hatta şey de olabilir. Bu bir teori de. Takip ettiğim YouTuber'lardan biri bunu çekecek. The Child of Light and Shadow. Dreadnought'lar olabilir diyordu. Ama sonuçta şeye baktığın zaman Dreadnought'lar da bir yaşam türü yani, ne kadar duygun olsa da illa fenle beslenecek gibi bir şey yok. Hayır diyorum ya, The Child of Light and Shadow, ben her şeye bağımsız. Şey, her şeyden bağımsız olarak. Esenlikleri yöne gidebiliyorlar. Illidan söyledi yani, kavgada ama gezegeni yok eden Sargeras onları kullanıyorsa Dreadlord'lar malum akıllı canlılar. Şu an ben bak ona da gireceğim şimdi. Şey dedi ben bu şey açıklandı ya işte Lich King'in zırhıyla Frasmo'nun Cevherin Kulesi'nde yapıldı. Ben ona dedim ki sakın o aklındaki retconu yapmayın demiş. Hani işte kılıcı bölünüp düşündüğü de şey yaptım muhabbetine getirecekler. Jailer, böyle durumda Warcraft 3'ü siliyorsun orada, neredeyse. Lich King'in var olma amacını değiştirdi. Anladın mı? Ne demek istediğimi anladın mı? Tam çakamadım yani, neden öyle bir şey olsun ki yani. Lore'da Lich King'in yaratılmasının tek sebebi Burnup Üzü'nün istilasına zemin hazırlamak. Onu da yaratan geleceğiydi. Silahı da yapanlar, silah da Dreadnought'lar tarafından yapıldı deniyordu. Çünkü Frostmourne'un üzerindeki ürünler var ya, ürün kalıcı. Dreadnought'ların öyle bir ayarı, onunla bir tanesini öldürdüğün zaman ruhunu alamıyor Frostmourne. Mesela Malgenis'in ruhunu alamıyor. Şimdi sen kalkıp
Frostmourne'un ve Helm of Domination'e dişki gibi yaratılış amacını Burning Legion'dan çekip Jailer'e koyarsan... İyi de Burning Legion şöyle işte az önce ama şeye geldi bu sefer kendi kendini çürüttün. İşte hani Natrezimler Burning Legion'a hani direkt olarak şey hayır, değillerdi. Hayır Natrezim demiyorum. Bilirik bize bunu. Hayır demek istediğim şu zaten tamam işte herhangi bir Natrezim'i konsümleyemesin diye rune attı diyorsun eyvallah. Evet. Tamam yani Natrezimler hayır, diyor ki DT ya da Natrezimler şey... yaptı. Hayır, diyor ki Frostmourne'u Natrezimler yaptıydı. Güya Frostmourne'da her bir Natrezimler yaptıydı. Evet. Jailer'i ortaya çıkar kadar diyor ki Jailer'in kulesinde yapıldı. Tamam Jailer'in kulesinde yapılmış olamaz mı? İşte ben de sonra onu şunu düşündüm. Kız Jailer ya da Sargeras Jailer'le iletişime geçip Death kavram üzerinden gidiyorlar ya ikisi de aslında. Sargeras'ın devreni yok etmek için. Hı hı. Hani böyle bir iletişime geçip bir ittifak halinde olabilirler. Ya olabilirler Jailer'le. Yani. Tamam. Ya bu ihtimal benim çok hoşuma gitti. Düşündüğümde. Battler da hatta bu konuda video çekmişti yani. Böyle bir yüzle bağlanması. Tamam ama ben buradaki olumsuz noktayı alamadım yani. Hayır hayır. Ben en başta öyle sanmıştım. Bu ihtimal düşünene kadar. Yani. Ha. Onu demiyorum. Kamer abi şey demişti bu konu hakkında. Dreadnought'lar her yere girip çıkabiliyor ya. Evet. Yani. Casus Spy gibi. Aslında onlar şeyden çaldı dedi. Geçen biz konuşuyorduk. Onu Baylor da söylüyordu evet. Çalıyor. Çalıyor olabilir yani, demiş. Jailer'ın aslında bir alakası yok. Oradan öğrenip çalıyor. Çaldığı gibi işte şey yapıyor. Kılıç ve zırhı yapıyor. Planı devreye sokuyor. Evet. Ve Helm'in boyut açmasının sebebi de tahminen şey. Aşırı güçlü bir cisim olduğu için o enerji patlaması şey oluyor. Boyut açılıyor ama mesela burada şey Burning Legion'ın o helmi Azeroth ile Shadowlands arasında kilit koyma için yapmış olması. Yani düşük bir ihtimal ama çok eğlenceli bir ihtimal. Bence kilit koyma çünkü... değil de geçiş yapabilme hani güç anlamında, güçsel anlamda geçiş yapabilecek bir item olduğu için böyle bir görev üstlendiğini düşünüyorum ben. Hani Natrezim ay dur bakalım Azeroth'takiler bunu kırınca Shadowlands'e gidebilsin diye ipnelik yapayım diye düşündüklerini sanmıyorum açıkçası. Natrezim ipnelik yapmayacak kişi diyorum ya. Hayır. Yani anladım. Yolların işleri o da. Değil mi yani Burning Legion'dan Sargeras'tan ve Kirjet'e bağlanıyor. Mesela hep şey diyoruz ya Nuzot işte mastermind işte üstad plan evet. Yapıcı falan. Ben tamam Natrezimler de öyle de bunu düşündüklerini, bunu satranç tahtasına koyduklarını sanmıyorum yani. Yok Natrezimler ya bunu düşünmemiş olabilirler de yani. Yani Natrezimler acayip, çok acayip canlılar ya. Tabii canım o konuda en fikrim yani senden. Mesela belki o Shadowlands'in ilk raid'i o Ventir mi ne onları unuttum ya şimdi. Onların raid'i ya belki bir direkt sokuyorum. Ya da onların cinsindenmiş. Ya onların ne bok çünkü... yediği belli değil değil mi ya? Ne yapıyorlar? Hiçbir amaçları yok öyle takılıyorlar yani. Hiç, onlar bayağı şey böyle nereden ne malı böyle bunları. Bir şeyleri yok yani. Onlar böyle nereden ne malı arası burada ya önemli olan mi? Silah kim yaptı? İyilik içinde yapsın, kötülük içinde yaptın. Yatıldığı yer Maw. Yani. Yapıldığı yer Maw tabii ki. Ya çalındı ya da dedim bir sağlar atakacağı bir ittifak. Yani bir öyle bir şey planladılar. Ben bunu daha keyifli yapıyorum. Başka soracağın bir şey var mı şu an kadar? Çadolak'ta şöyle... bir şey sormak istiyordum. Ben mi? Evet, Olgaslar'ın ne altıyı bitirdik galiba. Onu bir toparlayalım diyecektim. Aslında biz yavaş yavaş da şeyi nasıl söyleyeyim, anlattıklarımızı bir ele alalım. Bayağı geç başladık ama ya da çok önemli. Daha var canım, devam ederiz. Yo, devam ederiz. Evet, şimdi aramıza yeni katılanlara şey evet, için. Old nasıl God toparlayacağımı bilmiyorum ama. Nedir ne değildir'i konuştuk. Yok abi, Old God nedir ne değildir'e girdik çıktık. Onun dışında adını sen söyle. Nayonata nedir ne değildir'e girdik çıktık. Hakkındaki teorilerimizi yaptık. Hatta Murat'a memnuniyetsizliğini sundu işte. Koca bir expansion olabilirdi diye.
Nuzzot kimdir'e, amacı nedir'e girdik çıktık. Buradan bağlanan şu anda Shadowlands'i konuşuyoruz. Yani şu anda hikayenin, yani konuşmanın bu evresindeyiz. Dediğim gibi yani Nuzzot'un bizim bu olaylar hakkında uyarmış olma ihtimali çoktu. O üstlere bakınca. Bu da yeni bir trend ya Blizzard'da, farkında mısın? Ne? Whisper'larla işte lore'u biraz kurcuklatayım. İnsanlara yükseltti. Ya zaten bir şey diyeyim mi? Ilgunot'un Emerald Nightmare'e sanatı kaç tane şey çıktı? Nan mı? Diamond King çıkmadı. Yani Diamond King'in bir pawn olduğunu görmedik. Yok. Aynen aşağıda söyledi Diamond King'in pawn. Onun dışında bir şey daha çıkmadı. Yani işte Boy King vesaire ya cidden güvenmemeliler ama böyle olunca da Lord gücü oluyor. Yani bunları üzerinden konuşmak keyifli ya da Irgunot biraz noob, yani çok ileriye atıyor Whisper'ı. Bayağı hani bayağı uzak bir tarihe atıyor. Nuzot daha ne? Söylüyor çıkıyor mesela Shadowlands'da olduğu. Silvanas kim Irgunot... Warchief yaptı? Ben. Morgan. Hayır hayır, o boss dediği var ya şeyin. O konuda şöyle BlizzCon'da Morgan değil mi aşkım? Warchief derken. BlizzCon'da Jailer olduğunu söyler diye düşünüyorum da o konuda bir şey söylenmiş. Yok söylenmedi. Jailer denmedi o boss, canım. O boss mevzusuyla ilgili bir şey söylenmişti ama belli o. Ben buna dair hiçbir Q&A hatırlamıyorum ya. Ben de tabii o etten şimdi aklımda kalanlarım duyuyor musun? O hala belirsiz ama tek bence kilit nokta kim ise kutsal birisi. Kutsal. Holy. Ama light. Ama bence Jailer olabilir gibi yani. Mi? Yok. Origin tamamen karanlık. Ama mesela sonra da diyor ki sen cesaretleri tarafından Odin'e gönderme yapar. Sizce orayı toparlayabilecekler mi? Neyi? Origin'in boss'u. Yani bu bence böyle çok heyecanlandığımız ya da üzerine abi şu olsun falan dediğimiz karakterlerden biri çıkmayacak ya. Böyle basit işte ya ha Jailer'mış ya falan deyip geçeceğiz yani. Sadece Jailer öyle değil. Ne? Jailer de heyecanlı bir karakter. Hayır, hayır ama şu an hani reveal oldu ya. Ha, evet, biz daha açız evet. Yani lore'a. Abi şu da açıklansın, bu da açıklansın. Daha fazlası. Shadowlands'teki bu Kriyanların mekanı var ya bu. Melek'si arkadaşı. Onların... Şey, Bastion. Bastion, evet. Ulan... Galiba... Valla unutuyorum ya konuştum. Onların structure'ı... House of Valor'a çok benziyor dedi. Evet. Buradan da bir şey çıkabilir. Hatta şey dedi. Titanlar oraya el atıp... Orayı da mı ordurlamaya çalıştılar dedi. Yo ben hatta evet. Direkt şey dedim yani Titan'ların o ordurlamaya çalıştığından değil. Nasıl söyleyeyim? Onu hani o oluşumun oraya dayandığını, Titan Keeper oluşumunun oraya dayandığını varsaymıştım ben bir konuşmamda. Hani o da olabilir. Hani House of Valor'u düşün. House of Valor Bastion'dan sonra yapıldığı için oraya benziyor evet. Falan. Ama mesela işin garibi House of Valor Uldar içindeydi. Ve Uldar'da House of Valor'a benzeyen başka bir yok. Biz bunu biliyoruz. House of Valor daha sonra Odin onu kaldırıp gidiyor yukarı. Mesela House of Valor aslında Uldar'ın şeyine hiç uymuyor zaten. Starkçılığına. Evet. Bu Bastion'a çok uyuyor. Mesela tamlar müdahale etmiş olabilir. Olabilir, kaldırıp götürmüş de olabilir. İsterseniz Argus'a girelim diye. Argus konusunda. Dediğim gibi Pyromancer muamelesi görmek istemiyorum ama Barrel'ı ne bileyim Akodon, Pyromancer, Taliesin herkes Argus konuşmaya başladı. Argus. Siz o konuda şey Dead Title olan yani. Ha, Dead Title. Dünya değil. Argus 7.3'ün PTR'ında şey diye geçiyor. Barrel'ı onun videosunda SS'le göstermiş. Dead Title'ı onu koklamışlar. Daha sonra oyunu Unmaker olarak etmişler. Bu arada Unmaker kelimesini hala çeviremiyor. Tam olarak. Çok acayip bir yapmayıcı. Yapmayıcı.
Hayır, Unmaker. Yapılmayan. Yapılmayan. Olanı yok hayır, eden. Hayır, Maker yapıcı geçiyor anlamına geliyor yani. Yapamayacı. Yapmayacı. Ya aşkım, Türkçe olarak yani doğru. Hani olanı yok eden diye çevirmiş. Hani Unmaker, Unmaker falan. Aynen, aynen. Make. Ne oldu doğru? Düşmüş anlamı da var onun. Aa. Aydınlanıyoruz evet, geliyor damlat. İniyor aşağı. Baylor'un ve Pyromancer'ın şu Titanların Dead kavramını sevdikleri için Argus'u ya dışlamış ya da priz etmiş olmaktadır. Özellikle Ionar'ın. Ionar neyse o, bak konu gene dallanıp budaklanacak. Ionar çok korkunç bir karakter değil mi ya? Creepy değil mi? Ya evet yani yapmak istedikleri, hedefledikleri falan böyle hiç de iyi şeyler değil yani. Hayır bir de şey de çok iyi böyle. Amantulu yaratıyor. Şeyde var bir de Erkron kraliçe var. O yaratıyor bence Pantheon. Ionar yaratıyor. Yani ben de aynı şekilde düşünüyorum ve zaten hani başımıza bunların geliyor olmasının sebebi de bu olabilir yani. Amantul git kopar bakayım şu işe arazı falan. Gaza getiriyor. Hadi yapıyor. Hadi canım sen yaparsın. Hadi aslanım. Aa tabii. Oo. Şu Olgat'ı sök bakayım Azeroth'tan sana neler göstereceğim bu arada falan. Tüm tanrılara bak aslanım. Sargeras'ı bir kovul bakayım bak neler oluyor. Sargeras kovulmuyor ya. Sargeras... Yok ya şimdi işte kısmı yaptım. Ha eyvallah. Dedim abi falan. Yok yok. Bu arada eski Lord'a Dreadnought'lar korup ediyordu sadece. Evet. O da... Ya şartlı kadar kendini... Şöyle ama yine Titan'lar tarafından söyleniyor. Corrupt oluyor diyor. Sorry. Ben ona hep şöyle diyorum. Hani corrupt oluyorlar eyvallah da. Toparlayamadım cümleyi. Natrazimlerin düşüncelerine inanmaya başlıyor diyorum. Evet, Sargeras onlara inanmaya mantıklı bulmaya başlıyor. Aynen, mantıklı bulmaya başlıyor. O yüzden o tarafa geçiyor gibi yorumluyorum. Evet. Yani corrupt edilmeyecek evet kadar zeki bir... Corrupt'tan kastım o zaten efendim. Ha. Aklına gidiyorlar. Çünkü corrupt dersen bu tamamen natrazm kontrolüne girmiş gibi bir şey oluyor. Havaya giriyor. Evet. Evet, sorular. Şimdi biz nerede kaldık? Evet, şimdi gene yavaş. Şimdi Shadowlands'e geçiyoruz. Şöyle yapalım. Dediğim gibi ne derler? Misafirlikte bir sonraki çaya bahanemiz olsun. Tamam. Anladım. Bir dahaki sefere belki Facecam'da falan alırız. Bu konuyla alakalı Nyalotha, Nuzzoth artık evet, girdik Shadowlands'e. Shadowlands'e de girdik. Arkadaşlar sorularınız varsa alalım. Yoksa yavaş yavaş lore sohbetini evet sonlandıralım.